Görüşleriniz bizim için çok kıymetli. Anket QR'ını okutup da değerlendirme şansınız olursa, sempozyumu değerlendirme şansınız olursa memnun oluruz. Görüşleriniz bir sonraki sempozyum için fikir verecektir. Bu sebeple ankete katılımlarınızı da rica ediyorum. Son oturumumuza geçerken, son oturumumuzda görevli moderatörümüzü sahneye davet etmek istiyorum öncelikle. Sayın Profesör Doktor Bülent Özipek'i almak istiyorum sahneye. Son oturumun moderatörü olacak kendisi. Hocam buyurun lütfen. Sürdürülebilir ve inovatif uygulama örneklerini konuşacağız. Bu oturumda ilk konuşmacılar olan Profesör Doktor Bülent Keskinler ve Profesör Doktor Ahmet Karagündüz'ü sahneye almak istiyorum. Kıymetli hocalarımız Gebze Teknoloji Üniversitesi'nden tekstil endüstrisinde yeni temiz üretim uygulamalarını konuşacağız. Ardından iyi uygulamalarda konuşmak üzere gerçekten gurur duyduğumuz bir marka Desader'i Genel Müdürü Sayın Burak Çelet'i sahneye davet etmek istiyorum. Burak Bey bizlere deri sektöründe sürdürülebilirliğe bütünsel bir yaklaşım konulu konuşmasını gerçekleştirecektir. Ardından Sayın Volker Prey'ini sahneye davet etmek istiyorum. Inapur Rochard Genel Müdürü. Sayın Gizem Özbek Çam sahneye davet etmek istiyorum lütfen. Arge ve Sürdürülebilirlik Müdür Yardımcısı Zorlu Tekstil. Bizlere su tasarrufuna yönelik iyi uygulama çalışmaları konusunda bir sunum gerçekleştirecek. Şimdiden teşekkür ediyorum. Efendim, tekrar hoş geldiniz. Hani bir ifade vardır, sona kalan dona kalır diye ama görüyorum ki katılım hala daha aynı canlılıkta. Olgun Bey burada mı Olgun Bey? Olgun Bey'i bulamıyorum. Biraz önce uykusu geldi falan gibi dedi. Hiç kimsenin uykusu yok. Ve herkes bu dinamik bölümde, session'da case study gibi uygulamaları anlatacak arkadaşlarımız. Onun için heyecanla bekliyor diye düşünüyorum. Efendim bu daha önceki... Sektörümüz dinamik. Bu geçmiş, geçen yıldaki sempozyumumuzda ben efendim gediklisi olarak devam ediyorum. Aynı heyecan, aynı hareket olmuştu. Yine bu dinamizm devam ediyor. Bunu duyduğumda, gördüğüme de çok memnunum. Efendim, benim aslında konuşma hakkım yok ya, ben korsan konuşma yapıyorum bu arada. Özellikle bu sempozyumları düzenleyen ve 15.sini idrak etmekte olduğumuz bu sempozyumu düzenleyen başta yönetim kurulu başkanımız Nilgün Özdemir hanımefendi olmak üzere Ökotex ekibinin isim olarak saymıyorum çünkü bir sunumda o olur. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten Ökotex'in sektördeki ağırlığını hissettiren güzel bir sempozyumu bir kere daha tekrar etmiş oldular. Kendilerini alkışlıyoruz. Efendim ben dün akşam ders çalıştım. Dedim ki bu benim session'daki sunumlar hakkında bir fikir sahibi olayım. Bana çok uzun zaman verdiler. Sabaha kadar devam edebilirsiniz dediler. Onun için hakimiyetim olsun diye hepsi birbirinden ilginç ve case study şeklinde sanayideki uygulamaları yansıtan güzel çalışmalar. Fakat sınırlı bir zaman olduğu için sizlerden bir öneri olarak konuşmacılarımızın e-mail ve iletişim adreslerini alırsanız sonradan kendilerine çok çok dönüp temasta bulunacağınızı düşünüyorum. Benden size bir clue, ipucu olsun. Efendim sürdürülebilirlik, bugün sabahtan beri dinliyoruz, arkadaşlarımız konuşuyor. Gerçekten artık dünya yeni bir döneme girdi. Bu yeni dönemin adına ister dijitalleşme, ister Türkçe dersek sayısallaşma ve sürdürülebilirlik olarak adını koymamız lazım. Ve bundan sonra önümüze baktığımız zaman bu bir süreç ve bunun sonu yok. 2050'li yıllara uzanan bir dönemde
her yıl bir adım daha ileri gitmek üzere nötre ulaşıncaya kadar Türkiye'nin aşacağı önemli bir yol var. Ama Türk tekstil ve konfeksiyon sanayi bu noktadaki deneyimini geçmişten aldığı güçle devam ettiriyor. 80'li yılların başında başlayan o patlama, dışa açılma son hızda gidiyor. Ve benim ihracatçı birliğinden aldığım son rakamlarda Türkiye'nin mal satamadığı dünya ülkesi yok demişlerdi. Ve ben bunun doğru olduğuna inanıyorum. Başta Avrupa olmak üzere ama Türkiye dünya ile rekabet edebilen bir altyapıya sahip. Tabii ki sürekli kendini geliştirmesi ve devam etmesi söz konusu. Bunu da başarıyla sürdürüyor. Efendim ben dedim ya, hocalık olduğu için konuşmaya devam ederim ama burada konularında son derece uzman ve zevkle izleyeceğimiz iki hocamız var. Ben öncelikle bana verilen bilgiye göre Profesör Doktor Ahmet Karagündüz hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Çok, çok teşekkürler. Anladığım kadarıyla 4 dakika 38 saniyede bitirmem gerekiyor. Ben yapmadım hocam. Tamam, yok problem değil. Bu benim herhalde en hızlı konuşmam olacak. Bunu söylerken bile bir 30 saniye kaybettim. sunumumuz var mıydı acaba, yoksa spontan şey mi konuşuyoruz? Şimdi ben aslında tekstil sektöründe geri dönüşümünden biraz genel hatlarından bahsedeceğim. Bülent Hocam da bizim beraber yaptığımız daha uygulamaları anlatıyor olacak. Son yıllarda biliyorsunuz suyla ilgili sıkıntılarımız olmaya başladı. Bazı bölgelerde, örneğin Kahramanmaraş'a giderseniz çok fazla su parası ödemiyorsunuz ama Kocaeli bölgesinde, İstanbul'da hizmet veriyorsanız ciddi miktarlarda su ücreti vermek durumundasınız. Bu bir süre sonra su tükenince hiç su bulamamaya başlayacaksınız. Tekstil sektörü de en çok su kullanan sektörlerden bir tanesi. Dolayısıyla su geri kazanımı bir istekten öte bir ihtiyaç olmaya başlayacak. Şu anda kuvvetle muhtemel sizin ticaret yaptığınız firmalar bu tip istekleri mevcut. Ama ileride bu bir zorunluluk haline gelecek. Dolayısıyla şu anda su geri kazanımıyla ilgili oldukça fazla çalışma var. Onlardan çok hızlı bir size yaklaşımlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu prosesleri geçiyorum. Genellikle klasik bir membran uygulaması prosesi. Bir tekstil firmasının bir atık suyu oluyor ve siz bu atık suyu arıtmak durumundasınız. Türkiye'deki deşarj kriterlerini sağlamakla ilgili pek probleminiz yok aslında bakarsanız. Ancak su geri kazanımı yapmak istiyorsanız mevcut bir biyolojik arıtma tesisinin arkasına bir tane ters ozmoz ekleyip örneğin 1000 metreküp bölü günlük bir atık suyunuz varsa buradan 700 ile 800 metreküp bölü günlük bir 100 mikrosiemens veya altında bir suyu elde etmeniz mümkün. Ancak geriye bir konsantre kalıyor. Bu bizim gerçekten büyük bir problemimiz. Bazı firmalar bu konsantreyi alıp tekrar buraya geri gönderiyorlar. Eğer sisteminizde tuz kullanıyorsanız, sodyum sülfat olabilir, sodyum klorür olabilir, bu sistem bir süre sonra iflas edecektir. Dolayısıyla buraya çözüm bulmanız lazım. Biliyorsunuz membran, bunu hep söylediğim gibi, membran prosesler aslında bir arıtma prosesi değildir, bir ayırma prosesidir. Yani 4 birimlik bir kirleticiyi 3-4 parçaya böler. Bunlardan 3 tanesinin içinde hiç kirletici yoktur ama bir tanesinde bütün kirletici bu 1 birimin içerisindedir. Dolayısıyla 100 birimlik bir kirletici 400 birime çıkar ancak hacim olarak 4'te 1 oranına düşer eğer %75 geri kazanım yapıyorsanız. Dolayısıyla burada bir arıtma yapmıyoruz, sadece ayırma yapıyoruz. Dolayısıyla bu konsantreyi çözmemiz gerekiyor. Bununla ilgili yapabileceğiniz teknikler mevcut. Bu konsantre ile ilgili ileri arıtma yapıp deşarj edebilirsiniz. Eğer deşarj standartlarını sağlıyorsanız hızlı toparlamaya çalışın. Ancak son yıllarda bizim sıfır deşarj yaklaşımı ile ilgili çalışmalarımız mevcut. Şu anda Gaziantep'te bir firma için, bilmiyorum ismini söylemeli miyim, bir firma için söylemiyoruz, tamam. Bir firma için
geri dönüşüm, sıfır deşarj yaklaşımı ile ilgili bir pilot çalışma yapıyoruz. Bu sistem tamamen bu sistem değil ama buna benzer bir sistem. Buradan ham atık suyu 1000 metreküp bölü gün, 750-800 metreküplük ters ozmozdan suyu alıyoruz. Bu konsantre problem bildiğiniz gibi. Burada da MVR teknolojisi kullanıyoruz. Bu aslında bir evaporatör. Ama herhangi bir evaporatör değil, birazdan anlatacağım çok hızlı. Buradan da geri kalan suyu 185 metreküp bölü günlük 95-98 derecede 10 mikrosiemens hatta 1-2 mikrosiemenslik su elde ediyorsunuz. Yani 1000 metreküp su kullanıyorsanız buradan 185 metreküp sıcak su ki bunu proseslerde kullanabiliyorsunuz ve 2 mikrosiemenslik, 3 mikrosiemenslik bir su, oldukça kaliteli bir su elde ediyorsunuz. 750-800 metreküplük ya da 700-800 metreküplük ters ozmoz suyu ki bu 100 mikrosiemensin altında. Dolayısıyla oldukça düşük miktarda neredeyse %98-99 oranında suyunuzu tamamen geri kazanıyorsunuz. Sıfır sıvı deşarjı. Sadece bir katı atığınız söz konusu bunun içine tuz ve boya kalıntısı. İsterseniz bunu da ileri bir şekilde geri kazanmanız mümkün ama feasible olma ihtimali oldukça düşük. Bu evaporatörlerin bir avantajı şu, 1 ton suyu buharlaştırmak için genellikle enerji ihtiyaçları 20-25, bazen tuz içeriği çok fazlaysa 35 kilowatt saate kadar enerji ihtiyaçları var. Burada elektrik enerjisi kullanıyoruz, termal enerji değil. Burada biraz daha detayını veriyorum. Gene Antep'te uyguladığımız bir sistem. Bu bir pilot tesis, 500 litre saatlik bir pilot tesis, evaporatör. Burada sistem şu aslında, taze su geliyor. İlk önce bir buharı gönderiyorsunuz, buharlaştırıyorsunuz. Sonra çıkan buharı tekrar şu kompresörde sıkıştırıp sıcaklığını 100 dereceden işte 110-120 derecelere çıkartıp yeni gelen suyu buharlaştırıyorsunuz. Kendisi kondense oluyor, temiz su, onu alıyorsunuz. Tekrar buharlaşını tekrar evaporatörde, kondansatörde sıkıştırıp kompresörde sıkıştırıp tekrar sıcaklığını arttırıyorsunuz. Böylece su faz değişimi sağlamadığı, faz değişimi olmadığı için oldukça enerji verimli bir sistem. Dediğim gibi bu sadece elektrikle çalışan bir sistem. Çok detaya girmeyeceğim ama bunu seçerken tabii ne kullandığınız da önemli. Tuzunuz sodyum klorür mü, sodyum sülfat mı önemli. Mesela kristalizasyon yapacaksınız. Şu gördüğünüz mavi sodyum sülfat, yani suyu doygunluğuna kadar buharlaştırdınız, soğuttunuz. Şu derecelerde sodyum sülfat soğuduğu zaman şu konsantrasyon, yani %5'lere kadar düşebiliyor. Dolayısıyla katı olarak alabiliyorsunuz. Ama sodyum klorürünüz varsa neredeyse bütün sıcaklıklarda çözünürlüğü aynı. Dolayısıyla biraz daha farklı bir teknik kullanmanız lazım. Yani sizin karşınıza birisi gelir de ben evaporasyon yapacağım derse, sizin ne kullandığınızı, hangi kimyasalı kullandığınızı biliyor olması lazım. Ona uygun teknoloji seçiyor olması lazım. Bu da başka yaklaşım. Burada sıfır deşarj da yapmak mümkün. Ya da tuzlu su geri kazanımı mümkün. Gene 1000 metreküp bölü günlük bir giriş varsa bir NF, burada nanofiltrasyon kullanıyoruz. Nanofiltrasyon ters ozmoza göre biraz daha geçirgen. Yaklaşık 150-200 metreküp bölü günlük boyalı, kirli bir su ama tuzlu, 800-850 metreküplük bir tuzlu su. Bunu ters ozmozdan geçirdikten sonra tuzlu suyu konsantre edip tekrar ister boyamada kullanabilirsiniz, isterseniz reçine yumuşatmanızda kullanabilirsiniz. Geriye kalan 600 metreküplük bir su da temiz su olarak proseste kullanıma hazır hale gelebilir. Buraya bazen buraya evaporatör koyup sıfır deşarja yaklaşabilirsiniz. Çeşitli metotlar mümkün. Ne kullandığınıza, neyi amaçladığınıza, sıfır deşarj mı yoksa tuzlu suyu mu geri kazanmak istiyorsunuz ona bağlı olarak değişebilir. Çok şunları geçeceğim. Burada size bir genellikle rakam görmek istersiniz diye şu slaytı koydum. Üste 3 farklı evaporatör var. Bu Mechanical Vapor Recompression, MVR dediğimiz teknoloji. Gördüğünüz gibi sadece elektrik enerjisi kullanıyor ve yaklaşık 1 metreküplük su için 15 kWh'lik bir enerji ihtiyacı var.
Termal enerji ihtiyacı 0, total eşdeğer enerji 15 kilowatt saat. Bunun yanında MSF ve MED, multi effect distillatör veya flash distillatörde termal enerji ihtiyacı oldukça fazla. Bunların eşdeğer enerjileri MVR'ye göre çok daha fazla. Ancak MVR'nin bir dezavantajı genellikle 3000 metreküp bölü günden daha az uygulamalarda feasible olabiliyor. Zaten tekstil firmaları genellikle 6000 metreküp bölü gün su kullandıkları için bu sistemin kullanılması mümkün. Biliyorsunuz bakanlığımızın yeni teşviğiyle evaporatörleri özellikle MVR teknolojisine teşvik uygulamasıyla %100'e varan enerji su geri kazanımında enerji teşvikleri alabiliyorsunuz. Bu oldukça yapılabilir hale getiriyor su geri kazanımını. Böyle koştur koştur bu kadar anlatabildim. Varsa sorunuz daha sonra isterseniz ben de bu e-mail ile iletişime geçebilirsiniz. Teşekkürler. Bülent Hocam bırakayım. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bu kooperatif yaklaşımınız için sıra bakımından size ayrıca teşekkür ediyoruz. Bazı slaytları da es geçtiniz. Ama o es geçtiklerinizi sanırım Bülent Hocam tamamlayacaktır. Evet. Efendim aynı tebliğin diğer konuşmacısı Profesör Doktor Bülent Keskinler hocamızı davet ediyoruz. Sayın Başkanım, konuşma hakkımı korumak üzere bir teşekkür konuşması yapmam gerekiyor. Bu herhalde süreden sayılmıyor. Kürsü sizin hocam. Bir kere organizasyon komitesine, yönetim kurulu başkanına, özellikle sayın hocam sizin davetiniz bana geldi. Şeref verdiniz. Hem hocam, Ahmet Hoca adına hem kendi adına çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir toplantı. Ben üniversitelerde çok toplantıya katıldım. Emekli de oldum. Ama böyle kalabalık bir sürekli, bütün oturumların böyle dolu olduğu maalesef üniversitelerimizde çok kaçaklar oluyor. Onun için sektörü de tebrik ediyorum. Bütün katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Şimdi Ahmet Hoca var. Şimdi sürdürülebilirlik aslında su, enerji ve kaynak kullanımının efektif bir şekilde yapılması. Dolayısıyla yani sürdürülebilirlikten bir mühendis olarak benim anladığım teknik anlamda suyu, kaynaklarımızı yani kullanılan kimyasalları ve enerjiyi doğru kullanmamız gerekiyor. Bunlardan birisini hocam anlattı. Şimdi tekstilde ZLD uygulaması, yani sıfır deşarj uygulaması çok revaçta bir uygulama. Bakanlığımızın bu konudaki teşvikleriyle artık bu uygulamalar feasible oluyor. Çünkü hocamın vakti olmadığı için belki sayamadı ama ZLD uygulamasında 1-2 mikrosiemens 98 derecede su elde ediyorsunuz. Bunu buhar kazanlarında kullanma şeyiniz var. Artı sıcak su ihtiyacınızı direkt olarak karşılayabiliyorsunuz. Su yumuşatma derdiniz ortadan kalkıyor, reçinelerde uğraşmıyorsunuz. Ayrıca bir kere su dolandıktan sonra artık iletken şeyleriniz, özellikle kalsiyum, magnezyum sorununuz da ortadan kalkıyor. Sadece difler üzerinde yapışık olan kalsiyum, magnezyumun sisteme girmesi lazım. Dolayısıyla çok etkili bir proses, ZLD uygulaması. Şimdi efendim biz, ben kimya mühendisi kökenli bir çevreciyim. Bu tekstile nereden girdiniz? Biz tekstile aslında pek uğraştığım bir dal değil sayın hocam. Evet, aslında bakanlığımız, Sema Hanım da burada. Ve beni çağırdılar, hocam Gaziantep'te bir problem var. Ne problemi var? Oranın atık suyunda iletkenlik problemi var. Bunu çözün. Allah Allah, peki çözelim. İletkenlik gidermek de dünyanın en zor işi sayın hocam. Anlatabiliyor muyum? Biz de tamam dedik, girdik. Girmez olsaydık hala çıkamıyoruz. Ama bayağı bir indirme yaptık, onu da söyleyeyim. Sonra biz baktık ki orada şey var, bir sektör var, tekstil sektörü var, bir de gıda sektörü var, şu var, bu var. Ya bu iletkenlik nereden geliyor? Birincisi gördük ki şeyden geliyor. Su yumuşatmada kullanılan tuzu kullanıp atıyorsunuz kanala, o da arıtmaya gidiyor.
arıtmalar tuz giderme için dizayn edilmiş sistemler değil maalesef. Hangi tuzlulukta gelirse aynı tuzlulukta çıkarlar. İkinciye baktık, ne var? Tekstil boyamada tuzlu boyama sistemi, hepsi tuz kullanmıyor tabii. Tuzlu boyama sistemlerinde özellikle banyo suları çok yoğun renk ve tuz içeriyor. Bunlar da boca ediliyor. Biz dedik ki, ya biz bu reçineden tuzu geri çevirirsek, bu boyalı tuzlu sularda da boyayı giderip tuzu tekrar boyamada kullanmak üzere veya salamura hazırlamada kullanmak üzere geri çevirirsek, o zaman bu kanala bu tuzlu sular gitmez, biz de bu işi çözeriz. Ondan sonra bakanlığımız bize bir destek verdi. Onunla ilgili iki tane de şey geliştirdik. Neydi adı? Prototip geliştirdik. Bunların bu prototiplerden sonra ikisinin de gerçek uygulamasına geçildi. Onu da şimdi söyleyeceğim. Buradan ben mi devam edeyim? Evet. Bunlardan birincisi burada görüyorsunuz. Bu reçineden rejenerasyon yaparken kullandığınız aşağı yukarı %10'luk tuzlu suyu veriyorsunuz. Onu kanala atmıyoruz. Dedim ya, sürdürülebilirlik, kaynak kontrolü, enerji kontrolü ve su tüketimi kontrolü. Yani bu önemli olan bunları yapmak. Bu sisteme veriyoruz. Bu sistemde bu tuzlu su, tabii reçine üzerindeki kalsiyum magnezyumu alıp beraber geliyorlar. Biz bu sistemde kalsiyum magnezyumu elimine ediyoruz bu sistemde. Geriye ne kalıyor? Sadece tuzlu su kalıyor. Bu tuzlu suyu tekrar rejenerasyonda kullanıyoruz. Ve bu sistem bir tekstil fabrikasına kuruldu ve şunu gördük. Mesela normal tuzla yapılan işlemlerde 330 metreküp, ben şey için, bu özel durum için konuşuyorum. Su geçtikten sonra rejenerasyon yapılıyordu. Biz geri döndürdüğümüz tuzla yaptığımız zaman 420 metreküpe çıktı. Daha, çünkü biz tuzu çok kaliteli hale getiriyoruz. 420 metreküpte bir rejenerasyon. Hem daha fazla su ürettik, hem de tuzumuzu sürekli kullandık. Biz bunu bitirdikten sonra benim Maybi fabrikası sahibi arkadaşım, onun bir problemi vardı. Ya dedim, sana bak, biz bunu yaptık, bunu yapalım. Bu dördüncü senesi, dört senedir saatte 7 ton tuzlu suyu, yani reçine suyunu alıyor, temizliyor ve tekrar kullanıyor. Bu dönüyor. 4 senedir oraya gidip ziyaret edebilirsiniz. Bu sistem yumuşatma sistemlerindeki tuzlu suyun yeniden kullanımına yönelik bir çalışma ve bunun da gerçek uygulaması şu anda Türkiye'de mevcut. Bu birincisiydi. İkincisi, burada bir şeyimiz var. Ha, Maybi'nin şeyi var. Bunu nasıl çalıştıracağım şimdi? Basınca öbür tarafa gidiyor. Güzelim. Bak bastım mı gidiyor. İki kere mi basacağım? Bu süreyi durdurun. Karışmam yani. Basalı, evet. Basalı. Hocam basılı tutun belki. Böyle bir şey yok yani. Siz çalıştıracaksınız onu. Evet. Durdu değil mi süre benim? Süre durdu hocam. Evet. Ha. Başladı. Sesi nerede? Dudak okuma yapacak. Evet, bu Maybi'de kurulmuş çok büyük bir reçine sistemindeki o tuzlu suyun, normalde kanala atılan tuzlu suyun geri çevrilmesiyle ilgili bir video. Neyse, onu şey yaparız. Bakın, sadece Antep'te 1000 fabrika var. Aşağı yukarı hesap yaptık size. Hocam yanlış söylersem düzel. Günde 100 ton, bakın, günde 100 ton tuzu biz kanala veriyoruz. Bu su nereye gidiyor? Toprağa giriyor. Sodyum klorür mobil bir tuz. Toprağa şey yapıyor, neydi adı? Tuzlulaştırıyor. Bunda sulama yapıyor, tarımsal alanlar tuzlaşıyor. Su rezervlerine gidiyor, iletkenlikleri yükseltiyor. Zaten iletkenlik 2000 üstündeyse sulasanız bile bitkiyi kurutuyor. Dolayısıyla bu kaynakları, sadece bir özelde söylüyorum, 100 ton günde tuzu düşünün, bir Türkiye'de
günde ne kadar yumuşatmadan tuz nehirlerimize, işte göllerimize karışıyor ve su kaynaklarımız ne hale geliyor, bunu düşünmenizi istiyorum. O yüzden bu onunla ilgili bir video. Herhalde bunu sıhhatli dinleyemeyeceğiz gibi. Öyle mi? Durdu. Yumuşatma reçetelerinde evet. Kullandığımız rejenerasyon işlemini uzun süre yapıyoruz. Yani bunu kendileri çekti, benimle ilgisi yok. Ve geri kazanmadan tekrar rejenerasyon maliyeti yaptığı için... Yani nasıl yaradığını anlatmaya çalışıyor arkadaş. Belki sesi duyulmuyor ama işte biz bunu alıyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz falan filan. Çıkan suyu gösteriyor. Bu sistemle bu işi yapıyor. Bu çok büyük bir tesis tabii. Her tesis için bu kadar büyük bir şeye gerek yok. Onların özel bir prosesi var, ondan kaynaklanıyor. Ve bu sayede de ürünlerindeki kalsiyum, magnezyumu kontrol altına aldığımız için şu anda dünyanın en iyi laktozu üreten firma oldu bu, burası. Evet, bu proses sayesinde. Burayı geçelim, peki. Burayı da söyledik. Şimdi ikincisi neydi? Dedik ki biz bu birinci banyo tuz kullanan sistemler için konuşuyordum. Çok boya var, içinde tuz var. Biz bu boyayı bir şekilde giderip tuzlu suyu alsak bu tuzlu suyu boyamada kullanabilir miyiz diye. Onunla ilgili bakanlığımızın bize vermiş olduğu destek ve dışarıdan da bir firmadan destek aldık tabii ki. Böyle bir prototip yapıldı. Bu prototipte aslında bir elektrooksidasyon sistemi. Yani işte ben böyle patent aldık bilme öyle bir şey iddiam yok. Bu bilinen, dünyada bilinen bir oksidasyon sistemi. Tabii ki know-how'lar var ama yani bu hani atla devede değil yani yaptığımız iş. Bir oksidasyon yapıyoruz, elektrooksidasyon sistemi yapıyoruz. Ve bu elektrooksidasyon sisteminde boyayı parçalıyoruz. Sonra renk gidiyor. Sonra NF membrandan geçiriyor. NF, orada kullandığımız NF membran tuzu geçiren, organik maddelerin çoğunu geçirmeyen bir özellikte bir membran. O membrandan sonra şimdi göreceğiz, su tertemiz çıkıyor ve bunu tuzlu su olduğu için bir, boyamada kullanabiliriz. İki, tuz hazırlamada salamura suyu olarak kullanabiliriz. Üç, nerede kullanabiliriz? Reçinemizde tuzlu su olarak kullanabiliriz. Yani bunun üçünde bunu rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bu sistem bir sürü fabrikaya götürüldü, çalıştırıldı, şu oldu, bu oldu. Sonunda evet şöyle bir boya, çok yüksek şey renk bu şekilde sağdaki gibi temizleniyor. Dolayısıyla bu çeşitli yerlerde kullanım özelliğine kavuşmuş oluyor. Burada da görüyorsunuz. Boyama testleri, anlatabildim mi, yapıldı. Bunlar da olumlu çıktı. Fakat şunu da biz biliyoruz. Bazı firmalar boyamada ters ozmoz suyu kullanmak istiyorlar. Yani özellikle yurt dışına çalışanlar çok hassas davranıyorlar bu konuda. Onları da anlıyorum. Eğer öyle bir şey varsa bu tuzlu suyu o zaman tuz hazırlamada salamura da kullanacak, verilecek. Tuz yine geri kazanmış olacak. İlla boya yapacaksınız diye bir şart yok. Ama yaptığımız yerlerde uygun çıktı bu suyla yapılan. Bu da bu gerçek bir ölçekte tesis. Şurada gördüğünüz elektrooksidasyon sistemi. Şurada membran sistemi de gözüküyor. Şöyle becerirsem şu membranımız NF membranı. Şurası elektrooksidasyon sistemi. İşte kontrol ünitesi, depoları vesaire. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burayı çalıştırmamız gerekiyor. Evet. Bundan sonrası zaten video. Ben de gidiyorum şimdi. Evet. Gaziantep evet. Organize Sanayi Bölgesi tekstil fabrikası olan Melike. Bak süre bitti ama konuşacağım bitti hocam. Ama şey devam ediyor. Görüntü devam ediyor. Tamam. Evet. Sistemde, biz bunu görüntüden sayıyoruz. Evet, görüntüden sayıyoruz. Boyama banyolarındaki hakkımı tam kullanmış oldum yani. Hocam, ben de tebrik bekliyorum yani. Profesyonelinizden tamam. Dolayı tebrik ediyorum. Sağ olun. Boya maddelere diğer safsızlıklardan giderildikten sonra tekrar boyama işlemlerinde veya su yumuşatmada, reçinelerin rejenerasyonunda kullanılmak üzere tuzlu su elde edilmektedir. Dolayısıyla burada, şurada gördüğünüz gibi bu su, boyama banyosundan gelen iletkenliği bu duruma göre 30 bin, 50 bin, 80 bin mikrosiemenslik bir su içerisinde yoğun boya içermekte olup
bu su direkt olarak görmüş olduğunuz gibi elektrik istasyon sistemine gönderilmektedir. Gördüğünüz kadarıyla elektroksitasyon sisteminde spor halimi de görmüş oldunuz yani çantalı mançalı böyle. Voltajımız 3.8 evet. Volt, amper 2031 amper. Dolayısıyla yaklaşık olarak bunun gücü 4 kabul. Bu uygulamada ton başına 4 kilowatt saatlik bir enerji tüketimi var, onu belirteyim. Belki tam anlaşılmıyor burada. Şu anda 2 ton su getirmekteyiz. Ama bunun kapasitesi 4 tona da çıkarılabiliyor. Dolayısıyla 8 kilowatt saatle 2 ton su yani ton başına 4 kilowatt saatlik bir enerji tüketimi var. Az bir enerjiyle yapılıyor. Tabii suyun durumuna göre değişebilir bu. 12 lira civarında bir maliyeti söz konusu 1 metreküp suyun geri kazanımı. Şurada elektroksitasyon sisteminin elektroplardaki durumu uzatmayayım da şu öbür şey vardı bir tane daha. Bunu da çalıştırın. Tamam, sonunu göstermiş olalım. Kese kese gösteriyorum. Elektroplardaki durumu gözüküyor. Daha sonra buradan çıkan su. Şu anda sistem çalışıyor. Onun için çıkış suyunu göstereceğim en son. Sonra nanofiltrasyona geliyor. Nanofiltrasyon bildiğiniz gibi sodyum klorürü geçiren bir nanofiltrasyon membranı ve diğer safsızlıkları, organik safsızlık özellikle tutuyor. Tekrar üretimde kullanmak üzere geri çevriliyor. Bu prosesin ana amacı organize sanayideki iletken problemini düşürmek için boya tesislerinde bu tuz kullanımını azaltmak, tuzu tekrar geriye çevirmek ve tuzlu suyu boyama ve su yumuşatma işlemlerinde kullanmaya ait bir proses. Burası gördüğünüz gibi nanofiltrasyon sistemi gözüküyor. Ve buradan elde edilen su, son olarak şu anda sistem çalışıyor. Şuradan su alabiliriz. Daha şimdi örnek alacağız oradan. Şu anda membran sisteminin çalışmasını görüyoruz. Sağda tuzlu temiz suyu görüyoruz. Zaten buradan da belli oluyor tertemiz bir şey çıkıyor. Bu su tekrar sisteme geri çevriliyor. Buradan da sudan mı alıyoruz? Evet. Bu gördüğünüz o boyalı su sistemden tuzlu olarak bu şekilde çıkıyor. Bu çeşitli şekilde kullanılabilir. Böylece kaynaklarımızı, su tüketimimizi koruma açısından bir örnek bir proje olarak sizlere sunmak istedim. Vaktinizi de çok aldım. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar davetiniz için sağ olun. Ağzınıza sağlık hocalarım. Çok teşekkür ediyoruz. Tuzlu suyun geri kazanımı ile ilgili hocalarımızın gerçekleştirdiği oluşum gerçekten çok etkileyici. Tekrar teşekkür ediyoruz. Efendim Türkiye deri sektörü biliyorsunuz uluslararası bir üne sahip ve çok da rekabete açık, çok da başarılı. İşte bu sektörümüzün öncülerinden olan bir kuruluşun yöneticisi bugün yine aramızda konuşmacı olarak. DESA Deri'nin genel müdürü Sayın Burak Çelet aramızda. Kendisinin konuşmasını yapmak için kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Bu akşam gördüğüm kadarıyla deplasmandayım. Bütün tekstil sektörünün yanında bir deri tebliğini korsan olarak sunuyorum sizlere. Sürdürülebilirliğe bakarken bir önceki oturumda sürdürülebilirliğin finansmanından da kısaca bir bahsedildi oturumun sonunda. Yani bu yapmak istediğimiz şeyleri, evet hepsi çok güzel fakat bunları gerçekleştirmek için işin finansmanından da bahsediyor olmak lazım. Çünkü sürdürülebilirlik öncelikle bir vizyon meselesi ama vizyondan da sonra bunu hayal ettiğimiz şeyleri gerçekleştirebilmek için de kaynak yaratabiliyor olmak gerekiyor. Dolayısıyla ben size deri sektöründe sürdürülebilirliğe bütünsel olarak nasıl yaklaştığımızı ve konuyu nasıl ele aldığımızı kısaca anlatmak istiyorum. Bir iki iyi uygulamadan da süreç içerisinde
bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle DESA kimdir? Çok hızlı bir şekilde anlatacağım ki operasyonlarımızın sürdürülebilirliğin neresine oturduğundan bahsedebileyim. DESA bugün 4 tane tesiste imalat yapan, tamamen düşe entegrasyonunu sağlamış, tabakhaneden başlayıp mağazalarda nihai tüketicisine kadar ulaşan bir firma. Aynı zamanda Samsonite gibi uluslararası bir markanın da joint venture ortağı, ortak girişim ortağı. Ve işin ilginç yanı bugün Türkiye'nin İtalya'ya yaptığı deri mamul ihracatının %70'ini tek başına gerçekleştiriyor. Burada Saracı ürünlerinden bahsediyorum. Bu da markalarla yapmış olduğumuz çok yakın işbirliğinden kaynaklanıyor. Şimdi sürdürülebilirliğe bakarken biz şimdi hep ESG'den bahsediyoruz. Environmental Social Governance, yani çevresel, sosyal ve yönetişimsel bir yaklaşım içerisinde 3 sütunda ele alınıyor. Biz bunu aslında kendi içimize bakarken 5'e kırıyoruz. Her şeyden önce vizyonu gerçekleştirebilmek, hayalleri gerçek edebilmek için öncelikle sürdürülebilir bir iş modeline sahip olmamız lazım. DESA bugün 100 yıllık bir cumhuriyetin 51. yaşını kutlayan bir kuruluşu. Dolayısıyla ikinci kuşak, neredeyse üçüncü kuşağa meşaleyi vermek üzere. İşimizin sürdürülebilirliği bence her şeyden çok daha önemli. Yani biz hayal ettiğimiz şeyleri gerçekleştirebilmek için önce var olabiliyor olmamız gerekiyor. Evet, sürdürülebilirlik dediğimizde hep kaynak yönetiminden bahsediyoruz ve burada çevresel faktörlerden bahsediyoruz. Fakat firmalarımızın yöneticileri olarak bizlerin bir adım aslında geri çıkıp sürdürülebilirliğe daha bütünsel, öncelikle işimizi sürdürüp buradan yaratacağımız kaynaklarla nasıl projelerimizi gerçekleştirebiliriz diye bakmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bunun akabinde malzemede, kaynak kullanımında, insan kaynağında ve toplumda da firmalar olarak neler yapmalıyız, neler yapabiliriz ve neler yapıyoruz DESA olarak bundan çok hızlı bir şekilde bahsedeceğim. Dikey entegrasyondan az önce bahsettim. Yani burada kendi ham maddemizi kendimiz üretmeye başlıyoruz. Devamında nihai mamullerimizi, deri konfeksiyonumuzu, çantamızı, cüzdanımızı üretiyoruz. Ve bunun akabinde de perakende de satışımızı gerçekleştiriyoruz. 4 tane tesisimiz var. Bunların 3 tanesi Türkiye'de. Çorlu'da bir tabakhanemiz, İstanbul'da hemen yolun karşısında, çok yakında buradan 5 dakika mesafede genel merkezimiz, tüm araştırma, geliştirme, koleksiyon geliştirme vesaire gibi operasyonlarımızın gerçekleştiği. Bunun dışında Düzce'de bu sabah gidip geldiğim, ziyaret ettiğim bir oturumdan önce çok güzel bir tesisimiz daha mevcut. Orada da daha önce bu işi hiç yapmamış arkadaşlarımızı sıfırdan yetiştirip bugün Prada, Miu Miu gibi pek çok markanın üretimini yaptığımız bir tesise kavuştuk. Ve bunların hepsinin yanında yeni bir bebeğimiz var bu sene. İtalya'da, Toskana'da 2000 metrekarelik küçük bir tesis kurduk. Şu anda hala kapasite arttırma üzerinde çalışıyoruz. Bugün itibariyle 43 çalışan var. Yıl sonuna kadar 100 kişiye ulaşması ve tam kapasiteye varması bekleniyor. Şimdi öncelikle sürdürülebilirlikten bahsederken iş modeli dedim. Burada iş modeli, hepimiz biliyoruz ki Türkiye volatilitesi çok yüksek. TL'nin sürekli değer kazanıp değer kaybettiği ve bizim dışımızda pek çok etken yüzünden bütçelediğimiz ve planladığımız birçok operasyonu yerine getiremediğimiz ve bütün her türlü şoka ve beklenmeyene beklememiz gereken bir ortamda ticaretimizi gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bunları gerçekleştirirken bizim çok dikkat ettiğimiz birkaç tane unsur var. Bunlardan birincisi kanal çeşitliliği. Birden fazla satış kanalında ürünlerimizi nihai tüketicimize sunmaya çalışıyoruz. İkincisi pazar çeşitliliği. Çok detayına girmeyeceğim, vaktimiz dar. Fakat burada da ekranda gördüğünüz gibi 34 ülkede 120'den fazla müşteride ve lokasyonda satışlarımızı hem markalı olarak hem çeşitli markalarla işbirliği içerisinde gerçekleştiriyoruz. Burada işin malzeme tarafına gelirsek, bizim için önemli olan 3 tane ana unsur var. Birincisi sorumlu tedarik, ikincisi sorumlu üretim, üçüncüsü alternatif malzemeler. Sorumlu tedarik tarafında öncelikle deri sektörü aslında biraz mimli bir sektör. Yani tekstilden çok daha mimli bir sektör genelde baktığınızda. Algısı da özellikle veganlık gibi bir takım trendlerin yükselmesiyle sanki hayvan katlediliyor, derisi için kesiliyor ve sadece alıp ceket yapıp, çanta yapıp, ayakkabı yapıp giymek için hayvanları katlediyoruz gibi bir algı oluşuyor. Biz DESA olarak aslında, deri sektörü olarak aslında et endüstrisinin bir yan ürününü, bir yan atığını kullanıyoruz ve bunu tekrar ekonomiye, ekonomik döngüye kazandırıyoruz. Normalde bir hayvanın derisi toplam değerinin, ekonomik değerinin yaklaşık %12'sini
temsil ediyor. Dolayısıyla çöpe atılacak olan bir değeri alıp tekrar kazandırıyoruz. Burada tabii önemli olan şey bunu nasıl işlediğiniz, bu malzemeyi hangi şartlarda, ne kadar tuz kullanarak, ne kadar su kullanarak, ne kadar enerji kullanarak işlediğiniz. Tabii ki burada aslında belirleyici olan ana unsur. Burada Leather Working Group gibi derinin ISO'su diye tabir edebileceğimiz İngiltere bazlı bir standart var. Bu standardın altın seviyede kullanıcısıyız. Dolayısıyla en sorumlu olabilen sektördeki standartlar içerisinde en sorumlu şekilde işimizi yapıyoruz. İkincisi de bu biraz DESA'ya özel, biraz unik birçok markanın yapmaya ve gerçekleştirmeye çalıştığı ama bütün süreç çatımız altında gerçekleştiği için bizim becerebildiğimiz bir şey. İzlenebilirlik. Ürünümüzü çiftlikten başlayarak, yani yetiştiriciden başlayarak, daha sonra kesimhanede, daha sonra tuzlama tesisinde, daha sonra tabakhanede, boya dolabında ve ondan sonra da üretimde kim kesti, kim dikti, kim kalite kontrolünü yaptı, yani Burak mı kesti, Ahmet mi dikti, Ayşe mi kalite kontrolünü yaptıya kadar içinde bulunan ürün kimliğinden takip edebiliyoruz. Normalde firmalarımız bunu üretim aşamasında, yani nihai mamulün üretim aşamasında markalarımız bunu takip edebiliyorlar bir önceki sunumda duyduğunuz gibi. Fakat çiftlikten itibaren bunu takip edebilen çok fazla yapı yok. Dolayısıyla bu çok unik bir uygulama. Az önce Leather Working Group'tan ve sorumlu üretimden bahsettim. Yani çevresel şartlara en üst seviyede uyan dünya standartlarında bir yapıda olduğumuzdan bahsettim. Dolayısıyla çok uzatmıyorum. Kaynak kullanımına geldiğimizde zaten bugün tekrar tekrar bu konudan bahsedildi. Biz burada kendi içimizde çok basite indirgeyerek bu işe yaklaşıyoruz. Çünkü aslında firmada hep beraber bir, yani bu çabanın sadece yukarıdan aşağı değil, aşağıdan da yukarı gelmesi gerekiyor. Ve sürdürülebilirlik konusunda işi bölüp lokmalar haline getirmeden ve tabana yaymadan başarılı olmak çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla harcama, yenile, yenine koy diye üç tane düsturu benimsiyoruz. Zaten insanoğlu beşten fazla şeyi aynı anda takip etmekte zorlanıyor. Dolayısıyla biz de kurum olarak üç tane ana hedefe kilitlenerek ilerliyoruz. Burada harcama tarafında enerji, su ve kimyasal yönetimini en üst seviyede yapıyoruz. Zaten Leather Working Group denetimlerinde de buna bakılıyor. Bundan dolayı altın seviyeye sahibiz. İşin yenile tarafına geldiğimizde öncelikle enerjiden başlıyoruz yenile tarafında. Şu anda Çorlu'daki, Düzce'deki tesisimizde 7500 metrekarelik bir GES'i geçtiğimiz sene devreye aldık. %100 hatta %150 oranında yeşil enerjiye orada geçtik. Oradaki fazla üretimimizi diğer tesislerimizde offset ediyoruz. Şu anda Çorlu'daki tabakhanemizde gene benzer bir uygulamaya başladık. Hatta panellerimiz geçtiğimiz hafta sahaya indi. Bu sene içerisinde orada da ihtiyacımızın %90'ını karşılayacak oranda, ikinci fotoğrafta gördüğünüz çatının tepesine bir güneş enerjisi santrali kondurmak üzereyiz. Dolayısıyla ihtiyacımızın önemli bir bölümünü güneşten karşılıyor oluyoruz. Aynı zamanda suyumuzu tabii ki yeniden kazanıma sokuyoruz ve mümkün olduğu kadar tekrar kullanmaya çalışıyoruz. Zaten bir deri organize sanayi içerisindeyiz. Oradaki merkezi arıtmalara bağlıyız ve oradan geri kazanımı gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında da şu demin tarif ettiğim üç tane parametre boyunca firmamız içerisinde çeşitli projeler geliştiriyoruz. Özellikle enerji konusunda önemli projeler içeride yapılıyor ve çok ciddi bir sarfiyattan tasarruf içerisindeyiz. Son olarak evden işe bile gitsek biliyorsunuz ki gene bir emisyonumuz var. Sürekli olarak doğaya bir yükümüz var. Dolayısıyla bir yandan da yerine koymaya çalışıyoruz. Yerine koyma konusunda da gene sürdürülebilir bir proje yapmaya çalışıyoruz. Kendi kendimizi biz bundan sonra belli bir alışverişin üzerinde her fatura bedeli için bir ağaç dikeceğiz tüketicimiz adına diye adadık. Ve tabii bunu alışverişten öncedir, alışverişten sonra sizin adınıza bir ağaç diktik diye müşterimize söylüyoruz. Yani satış amaçlı kullanmıyoruz. Orman Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa şu anda bir proje geliştiriyoruz. Ve yılbaşından beri bu sene 20 bin ağacı, 20 bin fidanı yeni geçtik. Gaziantep'te böyle bir ormanlaştırdığımız bölgemiz var ve bu projeye de devam ediyoruz. Hedefimiz 200 bin fidana ulaşmak. Bunun ötesinde işin dördüncü boyutu olarak insan kaynağında neler yapabiliriz diye bakıyoruz. Bizim için kadın istihdamı öncelik, yönetimde kadın çok fazla yok dendi. Bizim yönetim kurulumuzun %40'ı kadın ve aileden olmayan kadın. Genelde firmalarımızın yönetim kurulları işte anneden, eşten vesaire oluşuyor. Aileden olmayan kadın oranımız diye belirteyim %40 civarında.
civarında değil, %40. Evrensel standartlarda işimizi yapıyoruz. Yani hem ILO standartlarını, hem SEDEX'i, hem SA8000'i, hem ETI BaseCode'u. Bir önceki sunumda markalarımız zaten bunların bütün alt başlıklarını, global sourcing yapan markalarımız tek tek sıraladı. Bütün bunları bizden talep edilmeden yapmak için çaba gösteriyoruz ve zannedersem 2000 öncesinden beri ETI BaseCode konusunda bağımsız denetime kendimizi tabi tutuyoruz. Bunları atladım. En önemlisi de İK'da sürdürülebilirlik. Çünkü şu anda deri sektöründe demin bir takım markalarla çalıştığımızı zikrettim. Şundan da bahsedeyim. Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi biliyorsunuz ki hep özellikle hazır giyimde opening price point yani açılış fiyatı department store segmenti ve mese yönelik markalarla çalışıyor olmak. Biz ihracatta 2005 yılında Çin Dünya Ticaret Örgütü'ne dahil olduğunda bir karar aldık. O gün Marks & Spencer'ın dünyadaki tek deri konfeksiyon üreticisiydik. 50 milyon sterlin sadece Marks & Spencer'la perakende de ciromuz vardı. Dedik ki biz 2 sene sonra burada çırak çıkarız. Fiyat rekabetine girmemiz mümkün değil. Ya Çin'e gideceğiz, yatırım yapacağız ya müşteri segmentini değiştireceğiz. Ben 2 dakika açtım süremi. Toparlıyorum. Dedik ki biz bundan sonra müşteri segmentini değiştireceğiz. Lüks segmente yöneldik ve bunu yaparken de insan kaynağını yetiştirmeye çok odaklandık. Bugün Düzce'deki fabrikamızda depremden sonra, 99 depreminden sonra kurulan ikinci fabrikadır. 5000'den fazla personel yetiştirdik. Bugün hala 650 personelimiz orada çalışıyor. Aynı yapıyı İtalya'da da yeni yatırımımızda da yapıyoruz. Hiç deri sektörünün olmadığı bir bölgeyi seçtik. Çünkü orada dünyanın en büyükleri, işte Gucci'sinden Prada'sının hepsinin üretim yaptığı bir ülke. Onlarla rekabet etmemek için biraz daha göz ardı edilmiş ve istihdamı zayıf olan bir bölgeyi seçtik. Şu anda İtalya hükümetiyle ortak bir protokol yaptık Toskana Bölgesel Meclisi'yle ve 15'er kişilik kurslarla personellerimizi yetiştiriyoruz. Dolayısıyla bizim için en önemli şeylerin başında insan kaynağı geliyor ve bugün kilogram başına ihracat değerimiz yaklaşık 116 dolar. Son olarak da toplumda yani kurumlarımızın, firmalarımızın ve firmalarımızın yöneticilerine düşen bu konuda önemli bir görev var. Toplumda da sürdürülebilirlik olması gerekiyor. Çok pek çoğunuz fark ediyorsunuzdur, eminim burada birçok yöneticimiz var. Yeni gelen öğrencilerimizin kalitesi maalesef eski okullardan yeni çıkmış öğrencilerimizin kalitesinde değil. Burada gerek eğitimin kalitesinde, gerek kadın erkek eşitliğini ve kız çocuklarımızın eğitimini sağlamada bizlere düşen önemli görevler var. Burada yaptığımız birçok proje var. Her şeyden önce kadınların ekonomik özgürlüğe kavuşabilmeleri için. Çünkü el emeğine dayalı bir iş yapıyoruz. Ne kadar otomatize etseniz de yaptığımız işi. Bunlardan birincisi Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ile ortaklaşa hem upcycling veya recycling diyebileceğiniz atık derileri değerlendirdiğimiz hem de kadınlarımızı ekonomik bir gelir sağladığımız örgü çanta projemiz var. Çektiğimiz videolarla malzemeleri hazırladıktan sonra Anadolu'nun pek çok bölgesinde kadınlarımızın çantalara yaptırıp bunları hem bir bedel karşılığı satın alıp hem de mağazalarımıza satışa sunduk. Aynı şekilde gençlerimizin eğitimiyle ilgili veya sokak çocuklarının meslek sahibi edinmesiyle ilgili de projeler yaptık. Ben çok uzattım. Affınıza sığınıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çelet. Efendim, çok güzel bir sürdürülebilirlik örneğini gerçekleştirmiş DESA. Yani hem çevre koşulları hem sosyal ve ondan sonra da yönetme işini de gayet güzel becermişsiniz ve uygun bir maliyeti de indirmeyi başarmışsınız. Ama bunun için gerekli yatırımı da yapmışsınız. Çok güzel bir vaka örneği oldu. Teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık. Efendim, membran teknolojisi su arıtmada kullanılıyor. Bildiğiniz gibi demin hocam da özetledi. Fakat şimdi Inopor Rochard firmasından Bay Volker Prain, biz seramik kullanıyoruz diyor. Acaba onu nasıl yapıyor, nedir prensibi? Değişik bir sunumu var. Kendisini merakla ve heyecanla izliyoruz. Mr. Prain, the floor is yours already. Can be here, and thank you for the organization. Very professional, and I'm very surprised of the patience of everybody who is still here.
Thank you also special for the translation. I think it's a great job what you had done, especially for me. I don't see any more people with such an instrument. So thank you also for that. Yeah, sustainability in the textile industry is something we are working. We have some ideas. We had heard a lot today from the laws, from the pressure and ideas from the brands, from some technical solutions. Our ideas is a little bit different, but I want to start with a short introduction, who we are and who is who in the Rauschet Group. I think Rauschet probably is known from somebody. Rauschet is a producer for technical ceramics, also for textile components in textile machinery. Rauschet has started to invest in ceramic membranes with a development project beginning in 1996, so it's more than 20 years old. Under the brand of Inopor, we started then to produce ceramic membranes since 2006 for different applications. For textile application, there was a German project, I will show that a little bit later, for food industry, for even pharmaceutical industry, for a lot of application. Wastewater is always a difficult market because at the end, it's more or less a political pressure to clean the water, and where is the economical effect? That's a question, the main question. In parallel, when we started to produce and to develop ceramic membranes, Andreas Junghans' company started to develop the systems for that ceramic membranes. Based on that, they developed a lot of unified systems, even few systems what we will see today. Since 2019, the FDSG company that continues the production of the Andreas Junghans membrane filtration systems is a member of the Rauschet Group. So we had concentrate this knowledge inside in the Rauschet Group. What is the idea of our topic for the green technology? It's clear it's ecological production, sustainability for environmental and life, better branding for you as a textile producers, but there's another issue, the costs reduction inside in the production. And we think we have some solution, not for every questions, but for some questions in detail, where we can work with the ceramic membrane filtration to give an additional advantage to the wastewater treatment. It means we can recycle the textile liquids, we can recycle the textile liquids, process liquids on hot temperature based on the ceramic, what is stable in the hot temperatures. We can work with high concentrated chemicals, it's also very stable, can be used ceramic. There's one disadvantage, we need your help from the customer side because the project is complex. We have to go together in the detail in your technology process to find the right place where it makes sense to install this ceramic membrane installation. The process of filtration, I think I should not to go very in details. You see here a seam of a ceramic membrane. There's a channel. The feed is the process liquid from your textile process. And across the ceramic, the permeate goes out. And this is the clean water or the more clean liquid. The filtration system you see here, the ceramic membrane in the structure you see here. What we see here in blue is the substrate material.
Then we have some additional layers, and here very thin is the functional layer that gives the pore size to separate what we want to separate. To have an idea where we are working in the field of microfiltration, ultrafiltration, and nanofiltration, all based on ceramic membranes. And in the green color, you see here some intermediates, some pigments, colors, what you can retent with this pore size. The pore size is in a range from less than 1 nanometer to about 1,000 nanometer, or in micron, it's about 1 micron to 0.001 micron. This is, I would say, more or less typical picture of a company, in this case of a chemical fiber textile company in Taiwan. And we have started the project here, and we did not start the project from the end where we have the summary of the different wastewaters. The idea here is to put here, to analyze each line of dyeing, of scoring water, and some other processes, and to put here a filtration system. It can be one for two lines, or it can be a special one for each line, depend on the requirements on that system. And then we bring back the permeate, which means the clean water, could be including some chemistry, what is inside, and what we had to analyze before, what makes sense and what does not make sense. And the flow rate or the volume of the permeate is normally in a range of 80 to 95%. It's a little bit depend on the process. So that means we recover this volume, and the possibility is here to have it near to the line, to use the high temperature when the washing water comes out, for example, to bring it back to tank, what we decided, and there is still hot energy inside in the water. Another process is a dyeing washing process. This is a project what we had done more than 20 years ago with a German dyeing company. This process is installed and the membranes are still working. And you see here is the same way from the washing water with a nanofiltration, the permeate goes back in a range of about 80%. You see here the installation. It was the first installation in a project. The project was supported by the German government at that time. The filter system started in 2002. 10 years later, we exchanged the membranes to analyze the membranes. They were still in operation until that time. And we had seen some started degradation, but it, as I said, it could be probably also work 1 or 2 years more. This system has a volume, a capacity of about 5 cubic meters per hour, and the company installed after this system 2 systems more, and they are still running. Another process where we are focusing and where we made projects is the mesurizing process in cotton industry. It's a process where used caustics material for treatment of the cotton, and by a nanofiltration system, we recycled 90% of the caustics. With a refreshing of the rest of the 10%, we could realize a permanent flow of this system. The advantage of such a process is we even save wastewater, that's clear, but additionally, we save the caustic material. Even anymore in this time, when we have high energy prices, the caustics are growing. This is the calculation from about 5-6 years ago, and even at that time, with the CAPEX, was the machine
for this small application at that time. Running cost per year, about 6,000 euro in German conditions, a payback of 2.3 years. So we invite you to collaborate with us. We had agreed a starting point now with Ecotex here in Istanbul, because we know to send a liquid for testing to Germany is a logistic question, is not so easy, and takes time and a lot of paperwork. So we agreed a collaboration with Ecotex because we see the project is a complex project. Each project has to be analyzed in a step-by-step wise. So we're starting with the idea, and then the first step is a membrane screening test, what we can do in the future in Ecotex. Based on this test, we have a first and clear idea, does the project make sense, and what will be the cost approximately and the return for the company. This machine we will install at Ecotex. It's a very small hand operating system. But the advantage is we can use this system for microfiltration up to the nanofiltration for each membrane steps by changing of the membranes. We have a discussion with Ecotex. Ecotex can analyze the permeate, the feed, and the concentrate by these figures, and that will be the base for an analyzing of the quality of the permeate to the decision that the quality, what we get from as a permeate, makes sense. And from the other hand, based on the flux rate of this system, we can make a first budget price, including a proposal how we go forward in the project by piloting and final solution. Thank you very much. If you have any question, please let me know. Thank you very much, Mr. Prehn. So I try to be in time because the question of video was not aware that is additional time, so therefore I had prepared only some slides. That was very interesting and using different type of material, ceramic. So thank you very much for your contribution. Efendim, sanayi Ar-Ge'leri çok çok önemli biliyorsunuz ve bu alanda da bir örneğimiz var bu aşamada. Zorlu tekstilden, Zorlu tekstilin Ar-Ge ve Sürdürülebilirlik Departmanı'ndan Sayın Müdür Yardımcımız Gizem Özbek Çam Hanımefendi. Ah, buradasınız. Maşallah çok hızlısınız. O zaman biz zaman konusunda pek fazla hassas davranmadık galiba ama sizin hassasiyetinizden örnek alacağız. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Yine de benden sonra da arkadaşlar var. Salondaki diğer ekibin de yani katılımcıların da çok geç kalmaması adına ben birazcık hızlı olmaya çalışacağım. Zorlu Tekstil'den, Ar-Ge ve Sürdürülebilirlik Departmanı'ndan bugün sizlere suyla alakalı özellikle yaptığımız iyi uygulama örneklerinden bahsediyor olacağım. Zorlu Tekstil, daha doğrusu Zorlu Holding bugün Cumhuriyet'in 100. yılını kutlarken 70. yılını kutlayan Türkiye'nin en büyük grup şirketlerinden bir tanesi biliyorsunuz. Tekstil, elektrik, elektronik, gayrimenkul, beyaz eşya ve maden alanlarında hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda Zorlu Enerji ile de enerji alanında hizmetlerimiz bulunmakta. Ben Zorlu Tekstil'in Lüleburgaz'daki işletmesinde çalışıyorum. Burası da oraya ait girişimizi görüyorsunuz şu anda. 1997 yılında kurulan bir işletme, Lüleburgaz işletmesi. Alanımız 250 bin metrekare ve yıllık 250 bin milyon metrekarelik bir üretim kapasitesine sahibiz. 3500 çalışanıyla da hizmet veriyor. Bizim de çalışanlarımızın %60 kadarı kadın çalışan. Bunu da burada gururla söyleyebilirim.
Bugün sürdürülebilirliğin yeni yol haritasını, sürdürülebilirlikle alakalı yeni yaklaşımları konuşuyoruz. Bizim bu konudaki bakış açımız aslında Akıllı Hayat 2030 adını verdiğimiz bu stratejiyle ele alıyoruz. Stratejimiz temelde ikiye ayrılıyor. Bunların ilki yenileyici iş modelleri adını verdiğimiz daha çok çevresel sürdürülebilirlik alanında hizmet eden adımları oluşturuyor. Bunlar neler? 2030'a kadar kapsam 1 ve 2'de net sıfır emisyona ulaşmak, yine 2030'a kadar atıklarımızı %50 oranında azaltmak ve 2030'a kadar kullandığımız suyun %50'sini yeniden kullanmak. Daha çok sosyal sürdürülebilirlik tarafına hizmet eden kısım ise ikinci kısım, yani insan odaklı ekosistemler başlığı altında. Burada tüm sektörlerde çalışanların en çok tercih ettiği şirket olmak gibi iddialı bir hedefimiz var. 2030'a kadar başta stratejik tedarikçilerimiz olmak üzere tüm sürdürülebilir tedarik zincirimizi sürdürülebilir bir bakış açısını kazandırmak ve sürdürülebilir bir tedarik zincirine sahip olmak istiyoruz. Bunun yanında sosyal yatırımlarda da önce olmak niyetindeyiz. Her yıl favorimizin %1'ini sosyal yatırım amaçlarıyla, çeşitli STK'larla, kurum kuruluşlarla paylaşmak niyetindeyiz. Ben bugün dediğim gibi daha çok su odaklı çalışmalardan ve uygulama örneklerinden bahsetmek istiyorum. Tekstil maalesef çok yüksek oranda su tüketen bir sektör. Şu anda ortalama tüketimlere baktığımızda üretim karmasına göre değişmekle birlikte 120 litre bölü kilogramlar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Biz Zorlu Tekstil olarak yıllardır yaptığımız çalışmalarla aslında proses optimizasyonları, reçete optimizasyonu ve ARGE projeleriyle bu su tüketimimizi 60 litre bölü kilogram seviyelerine kadar indirmeyi başardık. Bunu burada özellikle dile getirmek istedim. Çünkü gerçekten damlaya damlaya göl oluyor. Yani su öyle bir şey ki her dokunduğunuz yerden mutlaka bir şekilde bir tasarruf elde edebiliyorsunuz. Proses optimizasyonlarında biz neler yaptık? Tüm proseslerimizi izliyoruz öncelikle. Temiz üretim ekranlarını adını verdiğimiz ekranlar geliştirdik. Tamamen kendi IT birimimizle birlikte gerçekleştirdik bunu, herhangi bir dış destek almadan. Bu temiz üretim ekranları sayesinde biz proseslerimizde ne kadar su tükettiğimiz, ne kadar enerji tükettiğimizi anlık olarak görebiliyoruz. İzleyemediğiniz bir şeyi maalesef iyileştiremiyorsunuz. Bu anlamda bu temiz üretim ekranları bize oldukça ciddi anlamda yardımcı oluyor. Bunun dışında proses optimizasyonlarında proseslerimizi kısaltmaya yönelik bir takım faaliyetler uyguluyoruz. Reçete optimizasyonları kısmında da çeşitli kimyasal tedarikçilerimizle işbirliği yaparak aslında prosesleri kısaltmaya yönelik ya da enerji tasarrufu sağlayacak kimyasallar kullanarak enerji tasarrufuna yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında yine proses optimizasyonları kısmında her makinemiz için bu yazılım sayesinde bir baz belirledik. Bu bazı açtığımız anda insandan bağımsız bir online tetikleme sistemiyle bu makinede ya da bu proseste baz değerini aştın, lütfen bu prosesi kontrol et şeklinde bir uyarı mekanizması geliştirdik. Bu sayede de aslında çok daha efektif bir şekilde kaynak tüketimimizi ele alabiliyoruz. ARGE projeleri kısmında da ARGE ile alakalı çok farklı ve çok çeşitli projelerimiz var su tasarrufuna yönelik, ama en büyük iki tanesinden bahsetmek istiyorum. Bir tanesi, bir önceki oturumlarda da bahsedildi, tasarımcıları sürdürülebilirliğin işin içine katmadan aslında çok fazla yol kat etmemiz mümkün görünmüyor. Çünkü nihayetinde onların tasarladığı ürünleri biz üretiyoruz. Bu nedenle biz tasarımcılarımızla bu bilinci aşılayabilmek için eko dizayn eğitimlerine başladık ve onlarla birlikte eko dizayn adını verdiğimiz bir ürün gamı geliştirdik. Burada sahip olduğumuz karbon ve su ayak izi hesaplama programları yardımıyla bunların su ve karbon ayak izlerini de hesapladık, bir optimizasyon gerçekleştirdik ve tasarımdan başladığımızda aslında %50'ye varan olan oranda karbon ayak izini düşürebildiğimizi, %40 seviyelerinde de su ayak izimizi düşürebildiğimizi gördük. Bir diğer ARGE projemiz ise
Horizon projesiydi. TÜBİTAK'ın alt yüklenicisi olarak çalıştık biz. Zero Brine rumuzuyla bilinen projemiz. Bu projede de aslında yine tekstil sektöründe çok ciddi anlamda kullanılan suyun ve tuzun geri kazanımı ile alakalı bir konsorsiyumun içine dahil olduk. Bu projenin bize en büyük katkısı her işletmenin kendine has olan atık su karakteri aslında bu proje sayesinde bizim için çok detaylı bir şekilde çalışılmış oldu. Biz şu anda atık su karakterimiz nedir? Hangi sistem bizim işimize yarar? Biz bu atık su arıtma tesisinin sonuna ne koyarsak gerçekten suyumuzu ve tuzumuzu kazanabiliriz. Bunları bu proje sayesinde öğrenmiş olduk. Pilot bir tesis de geliştirildi. İşletmemizde uzun süre çalıştı. İşletme ölçeklendirmesi yapıldı. Şu an yatırım dosyamızda bu proje beklemekte. Su seviyemizi 60 seviyelerine getirdiğimizi, düşürdüğümüzü söylemiştim. 60'ın daha altına düşmek için daha ileri çalışmalar yapmamız gerekti. Bunlardan en büyüğü de aslında perde arıtma tesisinden çıkan suyun geri kazanımı projesiydi. Bizim işletmemizde iki tane arıtma tesisimiz var. Bir tanesine biz nevresim arıtma, bir tanesine perde arıtma adını veriyoruz. Bu perde arıtma tesisimizin kapasitesi günlük 1000 metreküp civarında. Biz gördük ki aslında bu perde arıtma tesisinden çıkan suyu bir takım ilave filtrelerden, ilave arıtmalardan da geçirerek evet içme suyu kalitesinde değil ama kullanmaya uygun, biraz daha düşük kalitede diyebileceğim bir su elde edebiliriz ve bu suyu İşletmenin içerisinde çeşitli proseslerde kullanabiliriz. Öncelikle bunun ARGE çalışmalarını gerçekleştirdik. Numune ölçeğinde bunu nerelerde değerlendirebiliriz? Bunları analiz ettik. Daha sonra da başarıyla bu fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ardından projemizi devreye aldık. Bu sayede perde arıtmanın çıkışına yerleştirdiğimiz ilave filtre sistemleriyle suyumuzu tekrar bir arıtmadan geçiriyoruz. Daha sonra da nevresim işletmesine göndererek bazı basit proseslerde suyumuzu tekrar kullanıyoruz. Şu anda bu tesiste herhangi bir deşarj gerçekleşmiyor. Tamamını nevresim tesisine kullanmaya veriyoruz. Bundan sonraki adım peki ne olacak? Bundan sonraki adım sıra nevresim tesisindeki arıtma tesisimize geldi. Şu anda bunun ileri arıtmadan geçirilerek yeniden kullanılmasıyla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz 2030'a kadar 30 litre bölü kilogram seviyelerine erişmek. Bahsettiğim gibi şu an 50 litre bölü kilogram seviyelerindeyiz. Daha yürüyecek yolumuz var. Hocalarımızın da desteğiyle bu yolu birlikte yürüyeceğimizi düşünüyoruz. Herkese tekrar çok teşekkürler. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Vallahi 50'den 30'a ulaşmak bence çok büyük bir başarı. Suda, su tüketiminde tekrar tebrik ediyoruz sizi. Efendim, bakıyorum cin gibisiniz. Herkes pür dikkat izliyor. O zaman isterseniz ben yerimi terk etmeden hemen bir ekip değişimi yapalım. Biz devam edelim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hocam ağzınıza çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Murat Bey, ağzınıza sağlık. Thank you, Prime. Müsaadenizle ben davet etmek istiyorum bu oturumda yer alacak kişileri. Setaş Kimya bizimle beraber. Sayın Can Sarıoğlu sahneye davet etmek istiyorum. Can Bey buyurun lütfen. Rudolf Duraner bizimle beraber. Sayın Sergül Kaptan hanımefendi sahneye davet etmek istiyorum. Yıldız destekçilerimizden çevre ve sürdürülebilirlikte çalışmalarıyla öne çıkan Flo'yu davet etmek istiyorum. Sayın Ceren Özay Uz bizimle birlikte. Tekstiloji Sayın Kadir Cesur'u davet etmek istiyorum sahneye. Ve beraberinde Fiber Trace Ülke Müdürü Sayın Hakan Can Bolat'ı sahneye davet etmek istiyorum. Buyurun lütfen. Evet, Can Bey herhalde. Efendim, hiç ara vermeden hemen devam ediyoruz. Bu bölümde de kimyasal madde tedarikçilerimizin ortaya
koydukları yeni uygulamalar var. Bunun yanında da özellikle LIF'le ilgili olan yeni gelişmeleri izleyeceğiz. Ve en son olarak, ama İngilizce'de olduğu gibi the last but not the least, Hakan Bey, özellikle sürdürülebilirliğin izlenebilirlik uygulamasında çok güzel bir sunum örneğimiz var. Efendim ben dedim ya, akşam dersimi çalışıp bu sunumlara baktım. Bazılarının slide sayısı bayağı yüksekti. Korktum ama ben hazırlıklıyım. Yani sizler de zamanı herhalde yardımcı olacaksınız. Ben lafı uzatmadan ilk sunumumuza geçelim. Setaş Kimya'dan boya pazarlama kıdemli uzmanı Sayın Can Sarıoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Setaş Kimya olarak biz de tekstil sektörünün tüm paydaşlarının katılımcı olduğu bu sempozyumda olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sabahtan bu yana çok faydalı bilgiler edindik. Biz de bu noktada özellikle boyanelere, su, proses ve zaman tasarrufu konusunda fayda sağlayacak olan Setaş boyar madde ve kimyasallarından bahsetmek istiyoruz. Öncelikle kısaca Setaş'tan bahsetmek istiyorum. Setaş, 1966 yılında başlayan yaşamını renk bilgisi üzerine kurmuş. Tekstil dışında aynı zamanda kağıt, plastik ve metal endüstrilerine de hizmet eden, çok geniş bir ürün yelpazesi olan bir kimya şirketidir. Burada aslında zamandan dolayı çok fazla uzatmayacağım. Marka temsilcileri kendi sorumluluklarını ve gelecekte yapmayı planladıklarından bahsettiler. Aynı şekilde boyane yoktu ama biraz önce Gizem Hanım boyanedeki iyi uygulamalarından bahsetti. Benim de sunumum aslında boyanelerdeki bu iyi uygulamalara destek olabilecek, daha az nasıl su tasarruf sağlayabilirler, daha az nasıl enerji kullanabilirler, bu noktada belli proseslerle onların proses optimizasyonuna yardımcı olmaya çalışacağım. Dört farklı elyaf üzerinde konuşmaya çalışacağım. Eğer sürem yeterse onun için çok hızlanmaya çalışıyorum. İlki polyester elyafı. Buradaki iyi uygulamamız, önerdiğimiz prosesimiz aslında Setapers CX ve gamımız var Setaş'a ait. Burada rediktif yıkama gerektirmeyen ekolojik pamuk polyester boyamadan bahsetmek istiyorum. İlk olarak polyester ayağında Setapers CX-F boyalarını kullanıyoruz. Burada redüktif yıkama, nedir redüktif yıkama? Öncelikle dispers boyadan bahsedersek, polyester elyafı kimyasal reaksiyona giren bir elyaf değil boyar maddeyle. Tamamen fiziki zorlamayla yapılan bir boyama şekli. Ve bir noktada elyaf kendini açar. Belli sıcaklıktan sonra işte amorf bölgeler oluşur. Boyar madde elyafın içine doğru fiziksel bir güçle hareket eder ve bir noktadan sonra doygunluğa ulaşır. Doygunluğa ulaştıktan sonra da elyaf kendini kapatır. Ama polyester boyamada şöyle bir dezavantaj vardır. Bu doygunluğa ulaştıktan sonra boya konsantrasyonunun içinde boyanın, elyafın içine nüfuz etmemiş boyalar kalır. Bunu boyanelerde ölü boya olarak genelde adlandırırlar. İşte bu ölü boyayı uzaklaştırmak için redüktif yıkama, indirgen yıkama prosesleri oluşur. İndirgen yıkama. Peki biz neden indirgen yıkamayı yapmadığımız takdirde haslık sorunlarıyla uğraşıyoruz? Burada boyanede çalışan arkadaşlar bunu çok daha net biliyorlardır. İşte biz Setapers CX-F boyalarıyla indirgen yıkamayı tamamen ortadan kaldırabiliyoruz. İndirgen yıkama, evet, süre olarak belki tek redüktif yıkama yaptığımızda 2 saati bulan, genellikle çok koyu renklerde çift redüktif yıkamayla 4-4,5 saatleri bulabilen bir proses. Aynı zamanda indirgen malzemenin yapısına bağlı olarak ayrı depolama gerektiren, bu da ayrı bir maliyet. Ve belki bazı indirgen maddelerinin yapısından dolayı ayrı bir yangın teçhizatı anlamına gelmesi demek. Biz bu nedenle İndirgen yıkamayı Setapers CX-F boyalarıyla ortadan kaldırıyoruz. Peki buradaki kritik nokta ne? Herkesin boyanede çalışanların genel olarak bildiği standart bir dispers boyama grafiği. Setapers CX-F boyaları alkali ortamda kolayca bozulmaları sayesinde, yani sadece ortamı alkali hale getirerek herhangi bir indirgen malzeme kullanmadan
boyama, indirgen yıkamadaki haslık değerlerine ulaşabiliyorsunuz ve böylece asidik, eğer yapıyorsak alkali ve bunun durulaması ve nötralizasyonu ile birlikte 4 banyodan tasarruf etmiş oluyoruz. Bunun yerine sadece alkali malzemeyi, yani burada soda tercih edebiliyoruz ve son bir durulamayla dispers boyama adımımızı burada tamamlayabiliyoruz. Çok kısa, yine süreyi aşmadan burada bir üründen daha bahsetmek istiyorum. Dispers boyamadan bahsederken buradaki elyaf taneciklerin kumaşın yüzeyinde kaldığından bahsetmiştim. Ve bunları da dispersiyonda tutan Setelan CB40'ı da yine boyanelere öneriyoruz ki boya çekmelerinin önüne geçebilelim. Bununla birlikte birazdan da bunun pamuk ayağını anlatmaya, reaktif ayağını anlatmaya çalışacağım. Ama hızlıca ikisini beraber birleştirdiğimizde, sonuna geliyorum geçmemek için bir sonraki grafiğe. Boyama sürelerini 12 saatten 8 saate düşürebiliyoruz. 13 banyo sayısını 7 banyoya düşürüyoruz. Yaklaşık 78 litre civarında biri alttan hesapladığımız zaman olan su miktarını burada 42 kilogram başına 42 litreye düşürebiliyoruz ve aynı zamanda %45 enerji tasarrufu sağlıyoruz bu prosesle. Bu prosesin ikinci ayağından bahsetmek istiyorum. Cetazol MMS grubu, reaktif boya grubumuz. Bu boyanın ekolojik olmasının dışında iki temel özelliği var. Bir tanesi yine grafikte rakamlarla verdiğim minimum kaynak tüketimi. Ondan bahsedeceğim uzatmadan. İkincisi de renk dayanımı. Minimum kaynak tüketimi, yine burada şekilde gördüğünüz üzere konvansiyonel bir siyah boyama yaptığımızda burada 7 banyo var ve genelde 95 derece bir sabunla bir normal suyla çıktığımız bir proses vardır. 60 derece ve 45 derecede son durulamayla biter. Biz Cetazol Black MMS kullandığımız zaman aynı siyah boyayı gördüğünüz gibi 4. banyoda tüm hidrolizatı temizlemiş oluyoruz. İkinci özelliği de yine sürdürülebilirlikte burada dayanımdan bahsettik. Uzun ömürlü ürünlerden bahsetmeye çalıştık. Aslında ikinci avantajı da bu. Bilmiyorum ekranda ne kadar görünebiliyor ama konvansiyonel bir siyah prosesiyle, siyah boyar maddeyle boyanmış olan bir üründe ciddi bir renk dayanımında azalma varken 20 yıkama sonunda kullandığınız tişört hala aynı renge, aynı renk dayanımına sahip. Burada da Cetazol Black MMS'in oksidatif artıcılara karşı renk dayanımının yüksek olması avantajından bahsedebiliriz. Çünkü evde kullandığımız tüm deterjanlar, oksidasyon ürünlerinden ya da çamaşır suyu, bunların hepsi oksidasyon ürünlerinden üretilmiş ürünler. Çok kısaca bir de biraz süremi aştım farkındayım. Son dönemde biraz daha revaçta olan poliamit elyafından bahsetmek istiyorum. Poliamit elyafı aslında ilk üretilen sentetik elyaf, ilk yapay elyaf. Ama son dönemde özellikle pandemiden sonra insanların spor giyimi olan eğiliminden sonra daha da revaçta olmaya başladı. Ve özellikle esnekliğinden dolayı tight kumaşlarında, nememici özelliğinden dolayı banyodaki paspaslarda kolay kuruyabilme özelliği, dayanabilirliğinden dolayı, işte çadır kumaşlarında, montlarda, dayanımından dolayı, bisikletçi kumaşlarında ve yine küf ve mantar oluşumuna etkisinden dolayı koltuk kumaşlarını artık çok sık görmüş oluyoruz. Burada evet tüm özellikleri naylonu boyayabilmek için tüm naylonlara uygun boyar maddelerimiz var ama ben süreden dolayı bunları tek tek geçmeyeceğim. Ekranda bunların özelliklerini görebiliyorsunuz. Burada sadece Setalan Comfort PA300'den bahsetmek istiyorum. Evet, son dönemde poliamit elyafı değer gören bir elyaf ama bir sürü artı özelliğinden bahsetmiştim. Ama poliamit elyafın bir de negatif özelliği var. Çok kolay elektriklenebiliyor ve burada da antistatik olan Setalan Comfort PA300'ü tavsiye ediyoruz. Bu yapının önüne geçebilmek için sadece antistatik bir malzeme değil, aynı zamanda o naylonda görmeye alıştığımız, hatta ipeksi tuşeyi sağlayabilen, aynı zamanda hızlı kuruma efektini sağlayabilen, hidrofilite özelliği sağlayabilen bir malzeme. Bu malzemenin sürdürülebilirliği katkısı ya da boyanelere katkısı ise bu kadar özellikli bir malzemenin aynı zamanda boyar maddede, boya banyosunda boyar maddelerle birlikte kullanılabiliyor olması, ekstra hiçbir şekilde başka bir prosese ya da suya ihtiyacımız kalmıyor. Son olaraksa sıvı bazik boyalardan bahsetmek istiyorum. Burada amacım bir proses anlatmak değil, burada işletmedeki uygulama zorluğundan bahsetmek istiyorum. Özellikle akrilik ya da katyonik polyester boyayan işletmelerde
Toz bazik boya kullandığımız zaman bunun bir tartım aşaması var. Bunun tozuması ile beraber insan sağlığına etkisi var. Aynı zamanda bu boyayı çözmek için bir pasta haline getirmek gerekiyor. Sonra 95 dereceye çıkıp ekstra bir enerji kaybı demek ve ciddi bir karıştırma süresi. Bunun yerine sıvı boyalar kullandığımızda sadece sıvı boya ve otomasyonumuz da varsa eğer daha doğru bir tartımla birlikte işletmede ilave tanklarına ya da boya kazanlarına direkt gönderebiliyoruz. Hızlıca 4 elyaf üzerinde hareket etmeye çalıştım. Umarım boyanelere ve buradaki dinleyicilere katkısı olmuştur. Beni akşamın bu saatinde dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Üretim kademesindeki tasarrufunuz hem üretim bakımından ve maliyeti de etkileyen önemli bir faktör olarak ortaya çıkmış. Efendim hemen peki. Biz teşekkür ediyoruz. En azından göstermiş olduğunuz sabır için ayrıca teşekkür ediyoruz. İyi yolculuklar diliyoruz size. Görüşmek üzere. Efendim ben devam ediyorum. Kusura bakmazsanız. Şimdi Rudolf Droner'i dinleyeceğiz. Sergül Kaptan Hanımefendi efekt kimyasalları. Bu başlıklarında çok ilginç bir mesaj var. Uygun efektleri bakalım nasıl elde ediyorlar. Buyurunuz efendim. Merhabalar. Çok zor. 8 dakika olan süremiz galiba 5-6 dakikaya indi ama çok hızlı bir şekilde bahsetmek isteyeceğim. Neler yapıyoruz? Bugün aslında ben sizlere tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmamızın sürdürülebilir ürünlerin geliştirilmesi için karbon ayak izimizin azaltılması, yeşil kimya ilkeleri doğrultusunda ürettiğimiz ürünler, green chemicals, biyobazlı ürünler ve bu biyobazlı sabahtan beri konuşuyoruz ürünlerin yükselen önemi ve en önemlisi evet cycling, recycling dediğimiz zaman geri dönüşümden elde edilen ürünlerin üretimine yönelik stratejilerimizden çok hızlı bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz biz bu sürdürülebilirlik yolculuğunda 5R ile çıktık ama artık bu 5R bilmiyorum belki 50R oldu. Sabahtan beri konuştuğumuz road, replace, respect, özellikle Olgun Bey'in söylediği regenerate, renewable, reinvent, replant, rule. Bunların hepsi aslında her geçen gün artan R'ler. Ben ilk önce bizim firma olarak responsibility, bizim R'miz ilk önce nedir ondan bahsetmek istiyorum. Biz responsibility belirledikten sonra bu seneki vizyon ve misyon değerlerimizde kendimize ayrıca 3 tane R belirledik. Dedik ki birincisi reduce, evet reduce tehlikeli maddelerin azaltılması. Refocus, evet geri dönüşüm ve biyobazlı ham maddelere odaklanma. Rethink, yerleşik proseslerin tekrar yorumlanması. Çünkü artık başka bir dünyada yaşamaya başlıyoruz. Bunun haricinde tabii ki bu vizyon değerlerini, vizyon ve misyonları gerçekleştirmek için yeşil bir geleceğe giden yolculukta dedik ki better chemistry is responsibility, evet. Better chemistry is aspirational chemistry ve ben bugün öncelikle bir responsibility altında yaptığımız kurumsal çalışmalarımızdan bir de sustainability olarak green chemicals ve psychological grupları ürünlerden bahsedeceğim. Biliyoruz biz aslında karbon ayak izi, kurumsal karbon ayak izi ölçmeye çalıştığımızda kapsam 1, kapsam 2, kapsam 3 ve kapsam 4 gruplarında ölçümler yapıyoruz. Burada kapsam 1 bizim şirketimizin doğrudan satın aldığı, kontrol ettiği kaynaklardan aslında gelen sera gazı emisyonları. Kapsam 2 dediğimiz satın alınan enerjiden mesela elektrik kaynaklanan sera gazları, elektrik, buhar gibi. Kapsam 3 dediğimiz aslında tedarik zincirindeki emisyonlar. Tabii ki kapsam 4 ham madde taşınması ve ham maddenin işlenmesi. Bunları yaparken tabii ki sabahtan da görüştüğümüz IPCC verileriyle yapıyoruz. Aynı zamanda biliyoruz ki kurumsal karbon ayak izinin yanında bir ürünün karbon ayak izinin gerçekleştirilmesi, yani ürünün üretilirken ki yaşam döngüsü boyuncaki sera gazlarının da kontrol edilmesi gerekiyor. Burada yine IPCC verilerini, kılavuz yayınlarını kullanarak yapıyoruz. Burada bir örnek standart bir yumuşatıcının karbon ayak izini görebiliriz. Evet, bunun haricinde yine responsibility olarak bir sürdürülebilirlik raporu. Biz sürdürülebilirlik raporunda 3 tane ekonomik, ekolojik ve sosyal alanda aslında bir
değerlendirme yapıyoruz ve bunu bir yenilik olarak bahsedebilirim. BlueSign'a yapılan verilerin sadece güncellenmesinin gerektiği ve rapor içeriğinin otomatik olarak doldurulduğu bir araç üzerinde çalışıyoruz. Eğer bu gerçekleşirse uzun vadede gerçekten örneğin SAP çözümleriyle otomatik olarak bunları izleyebiliyor olacağız. Evet, çok hızlı gidiyorum biliyorum ama sıram yok. Ana aslında konumuz, sonuçta biz bir kimya ve kimya demek bilim demek. Biz burada green chemistry olarak biyobazlı ham maddeler, tabii ki bunları yaparken sertifikalı kaynakların seçimi, Avrupa Birliği yeşil anlaşma, karbon emisyonun azaltılması, iklim nötrlüğü bunları baz alıyoruz. Recycling dediğimiz zaman ki ikinci önemli kriter, evet geri dönüşüm sürecinden gelen ham maddelerin kullanılması ve yine GRS gibi sertifikasyon sistemlerine uyumluluktan bahsediyoruz. Green chemistry dediğimiz zaman aslında ne diyoruz? Biliyorsunuz burada yeşil hidrokarbon dediğimiz zaman karbon, yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojen dediğimiz suyun elektroliziyle elde ettiğimiz aslında yeşil hidrokarbonlarla ne yapıyoruz? Bundan önce tabii ki bunu söylediğimiz zaman birçok marka her zaman şunu soracaktır. Peki bunu biz nasıl anlayacağız, nasıl kontrol edeceğiz? Farklı ölçüm sistemleri, kontrol sistemleri var. Biz United States Department Agriculture'ın, USDA'nin oluşturduğu Bio-based product sistemleriyle aslında ürünleri kanıtlayabiliyoruz. Hangi kaynakları kullanıyoruz? Biyojenik direkt kullandığımız kaynaklar var. Onun haricinde kimyasal olarak modifiye edilmiş, türetilmiş biyojenik kaynaklarımız var. Yani direkt dediğimiz wax'lar, yağlar, palm yağı, hint yağı gibi doğal kaynaklar. Polisakkaritler yani nişasta, guar, selloz gibi gruplar ya da algler. Diğer kimyasal olarak türetilmiş dediğimiz zaman yağ asitleri, yağ alkolleri diyebiliriz. Yani biz burada aslında komple bunları kullanarak evet green chemicals yapıyoruz. Neden? Çünkü toksik kimyasalların azaltımını, kullanımını azaltmak ve atık yönetimini geliştirmek için aslında biz petrokimya bazlı karbon yerine yeşil karbon kullanıyoruz. Çok kısa belki terimlere bakabiliriz. Bio esaslı ne demektir? Bio esaslı bir malzeme. Canlı ya da bir zamanlar yaşamış bir canlının organizmalarından elde edilen kasıtlı olarak yapılmış bir malzemedir. Bio esaslı demek biodegradable olduğu anlamına gelmemektedir. Bu kavram karıştığı için özellikle belirtmek istiyorum. Her zaman bu böyle olmayabilir. Peki bio esaslı içerik dediğimiz zaman ne diyoruz? Bir ürünün ne kadar eski ya da yeni karbon içeriğinden aslında bahsediyoruz burada. Yani bir ağaç %100 bio iken bir kömürün %0 biyo olduğunu söylüyoruz. Peki bunlara neden ihtiyacımız var? Neden biz organik atıklardan biyokarbon bazlı inovasyona yöneliyoruz? Çünkü yine Avrupa Birliği'nin gelecekte sabahtan beri konuştuğumuz artık bu bizim öncelikli alanımız olmak zorunda. Peki bunu nasıl tanımlayacağız? Nasıl ispatlayacağız? ASTM'de 68-66 radyokarbon yaş tayini dediğimiz, yani aslında biyokarbon tayini dediğimiz bir yöntem var. Sıvı bazlı ürünlerde ürünün ne kadar karbon içeriğinin olduğuna bakıyorsunuz. Tabii ki burada önemli olan C14 ve C12 oranlarının bulunması. Çünkü petrol gibi fosil ürünlerde C12 izotopları çok fazla olduğu için ve ileri yaş nedeniyle bozulduğu için genç kütlede yani yenilenebilir ham maddelerdeki C14 oranları daha yüksektir. Yani siz ASTM 68-66'da aslında C14 ve C12 oranından ürünün ne kadar biyo içerik olduğunu aslında son tüketiciye göstermiş oluyorsunuz. Yine USDA'nin bir Bio Prefer sitesi var. Burada ürünlerimizin tüm listesini görebilirsiniz. Tabii ki biraz önce de bahsettik. Bizim tekstil üretiminin, tekstil terbiyesinin her alanında kullanılan ürünlerin biyo alternatiflerinin olması gerekiyor. Bu sene biyolojik infomuzda yer alan 60 tane ön işlem, boyama, art işlemler, garment washlarda kullanabileceğiniz tüm standart ürünlerin biyo bazları mevcut şu an sistemimizde. Çok kısa, evet, sürdürülebilirlik önemli, performans önemli. Dedik ki tekstil ürünlerinin uzun süre kullanılabilmesi ve ilk günkü gibi kullanılabilmesi, yani yenilenebilir doğal kaynaklardan elde edilen biyo bazlı su itici. Yine bu listede yer alan çok özel olduğu için iki tane sadece çok kısa bahsedebilirim. Bio-CGR tamamen gıda bazlı, tahıl bazlı gıda atıklarından elde edilen ürün.
NP ise tamamen doğal bitki özlerine dayanan, buğday üretilirken çıkan buğday atıklarından elde edilen doğal su itici. Recycling çok hızlı, evet geçtim, çok özür diliyorum. Tekstil dönüşümü hem ürün dönüşümünden ve kimyasal dönüşümünden bahsettik. Tekstil dönüşümü biliyoruz ama biz ne yapıyoruz? Polietilen tetrafitalatın yani pet şişelerin dönüşümünden elde edilen, recycling yapılarak dönüşümden elde edilen bir ürün gamımız var. Nedir bunlar? 3 tane ürünümüz var. Birincisi Upcycle ICT Identical Chemistry Technology. Tamamen sentetik bazlı polyester ve sentetik ürünlerle yüksek yıkamaya dayanıklı. Yine biraz önce bahsettiğimiz performans odağımız olduğu için aynı zamanda hızlı kuruma, kolay temizlenebilirlik özelliği sağlayan bir ürün. Upcycle RMB No Recycle Bed Staining, yani özellikle indigo boyar maddenin, fiksi olmamış indigo boyar maddenin fiksi yıkama yüksek dispersiyon gücü olan özellikle garment yıkamalarda kullanabileceğimiz bir ürün. Üçüncü olarak Upcycle SDS, özellikle boya grafiklerinde boyama yaparken sentetik elyafta tamamen geri dönüşümden elde edilen recycling pet şişelerden boya egalize disperge özelliğine sahip ürün. Evet, bizim de bu yıl 100. yılımız. Biz sonuçta 2030, sabahtan beri konuştuğumuz 2030 hedeflerimize tabii ki tek başımıza gerçekleştirme şansımız yok. Ama umuyoruz ki daha uzun yüzyıllar bu sektörde var olmak için birlikte hareket etmek durumundayız. Teşekkür ediyorum. Sergül Hanım'a biz teşekkür ediyoruz. Bir temel kimya bilgisiyle harmanlayarak kimyasallarınızı çok güzel sundunuz. Gayet ilgi çekiciydi. Efendim, hemen yine zamanı da düşünerek Flo Mağazacılık ve Pazarlama Şirketi'nden Sayın Ceren Özay Uz Hanımefendi'yi davet ediyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Buyurunuz. Herkese merhabalar. Ceren Özay Uz ismim. Filo Mağazacılık'ta kurumsal iletişim ve sürdürülebilirlik süreçlerine liderlik etmeye çalışıyorum. Aslında bugün sürdürülebilirliğin o kadar çok parçasını konuştuk ki, tedarik zincirimizi konuştuk, dışarıdaki paydaşlarımızı konuştuk, ürünlerimizi konuştuk, teknolojimizi konuştuk, her şeyi konuştuk ama en az da aslında iç paydaş katılımını konuştuğumuzu düşünüyorum. Çünkü burada sürdürülebilirlik fonksiyonunu yöneten birçok arkadaşımız var. Hepimiz biliyoruz ki biz aslında şirket içerisinde bir koordinasyon görevi üstleniyoruz. Biz aslında şirketin içerisindeki A'dan Z'ye, uçtan uca tüm çalışmaları koordine eden bir birimiz ve en çok da iç paydaş katılımına ihtiyacımız var. Peki, tüketici bacağında da konuştuk bunu. Sürdürülebilirlikle ilgili hepimizin içeride dışarıda yaptığı, paydaşlarla yaptığı bir sürü araştırmalar var. Elbette ki buradaki herkes, bu salondaki herkes teknik noktalara çok hakim. Fakat ben kurumlarınızın içerisine habersizce girsem ve orada kafede bir çalışma arkadaşınızı çevirsem ve sürdürülebilirlikle ilgili herhangi bir maddeden, bir sürdürülebilir kalkınma hedefinden bahsetsem ya da 1000 yıl kalkınma hedefi desem bir anda arkadaşlarımız bana ne derler? Asıl konunun biraz da burada yattığını düşünüyoruz. Bizim elbette ki ekonomik, sosyal ve çevresel alanda çok fazla çalışmamız var. Ama bizim en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi sürdürülebilirliğin kurum kültürümüze entegre edilmesi konusu. Çünkü malum bu bir kolektif çaba, bu bir kolektif sonuca ulaşma, iç ve dış paydaşların hep birlikte aslında başarabileceği bir süreç olarak görüyoruz. Bir videom vardı ama zamanla etkili kullanabilmek için onu göstermeyeceğim. Fakat şunu söylemek istiyorum. Biraz yönettiğimiz büyüklüğü anlayabilmek için tekstili çok konuştuk. Ayakkabıya ara ara değindik bugün ama biz ayakkabının A'dan Z'ye tüm süreçlerinde aslında olan bir kurumuz. Tasarım sürecinden koleksiyon oluşturmaya model hanemiz, laboratuvarımız, Urfa'da üretim tesisimiz, 200'ün üzerinde tedarikçimiz, doğrudan bizim 15 bin çalışma arkadaşımız, dolaylı olarak 70 bin kişilik aslında bir sektöre dolaylı istihdamımız ve bunun yanı sıra tabii ki bizim filo mağazalarımız çok önde, çok öne çıkıyorlar biliyorum ama bizim çok kanallı, çok markalı dediğimiz bir yapı var. Bu da aslında
360 derece entegre perakendecilik dediğimiz bir yapı. Bir tarafta filo mağazalarımız varken diğer tarafta street mağazalarımız var. Orada daha spor ve sneaker, spor giyme ve ayakkabıya yöneldiğimiz var. Reebok, Nine West ve Lumberjack mağazalarımız var. Aslında birden fazla zincirle hizmet veriyoruz. Bunların tabii e-ticaret kanalları var. Hepsinin malum marketplace'ler var. Bizde marketplace'iz aynı zamanda. Bir taraftan da toptan satışımız var. Mağazacılıkla 30 ülkede faaliyet gösterirken toptan satışta 66 ülkede, çok yakında 70'i aşacağız, 70 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Bir tarafta bu bizim aslında çok kanallı dediğimiz yapı var, bir de çok marka var. Hani perakende de normalde aslında tabela markası da etiket markası da aynıdır ama ayakkabı biraz daha farklı burada. Biraz daha marka aranıyor. Kinetics, Polaris, Lumberjack gibi bizim kendi doğrudan markalarımız var. Bir de global uluslararası lisans anlaşmalarıyla bölgesel lisans anlaşmaları yaptığımız Nine West, Reebok, Dockers by Gerley gibi aslında birçok farklı Lotto gibi markamız da var ve dolayısıyla bu çok kanallı, çok markalı yapıyı geniş bir coğrafyada ekonomik, sosyal ve çevresel olarak etkisini yönetmeye çalışıyoruz. Biz özetle sürdürülebilirlik çalışmalarımızda. Şimdi evet, bu biraz uzun bir özet oldu, farkındayım. Ama ana konuya girecek olursam, bu büyüklükte aslında biz en öne neyi koymalıydık? Çünkü çok çeşitliyiz, 30 ülkede arkadaşlarımız var. Birçok uçtan uca planlamadan tedariğe, pazarlamaya, insan kaynaklarına birçok konumuz var. Burada en başa ne koymalıyız? İçeride hedefler için ortaklıkları koymalıyız. Tabii ki hepimizin, buradaki herkesin belli taahhütleri var, belli çalışmalar yapıyor. Ama hepimiz bunu çok iyi biliyoruz ki bir taraf bir sertifika programını yapıyor, öbür taraf finansta başka bir şey yapıyor, pazarlama başka bir şey söylüyor. Bu böyle olmuyor. Bunun kolektif bir çaba haline getirmesi gerekiyor. Ama burada ihtiyaç duyduğumuz şey ne? Şirket içerisinde bizim 15 bin çalışma arkadaşımız temel kavramlarda ortaklaşabilmesi çok kıymetli. Karşılıklı olarak ne söylediğimizi anlayabilmemiz ve bilmemiz bizim için çok kıymetli. Dolayısıyla biz ne yaptık? Bir sürdürülebilirlik okulu kurduk şirketimizde. Ve bu sürdürülebilirlik okulunda aslında başından beri konuşuyoruz. Bu yıl deprem sebebiyle de çok fazla konuştuk. Uzmanlığın, akademinin aslında işin içine katılması, daha çok faydalanabilmesi konusunda çok konuştuk. Tabii ki hedefler için ortaklık var. Evet, içeride, dışarıda da öyle. UNCIFAL'in Türkiye temsilciliğiyle işbirliği yaptık. Aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Etki Direktörlüğü ile birlikte çalıştık ve çalışma arkadaşlarımızla sürdürülebilirlik nedir, tarihçesi nedir, 1000 yıl kalkınma hedefleri neydi, tek 17 tane sürdürülebilir kalkınma amacı nedir, ESG nedir ve biz bu konuya neden önem veriyoruz, ne yapmalıyız, her birimiz fonksiyonlarımızda neler yapmalıyız, bunları aktarıyoruz. Çisil Hoca ve Canan Hoca sağ olsunlar çok güzel aktarımlar yapıyorlar. Biz bunu tabii ki online sistemimiz üzerinden yapıyoruz. Elbette ki burada hepimiz biliyoruz ki yönetim desteği sürdürülebilirlik çalışmalarında çok önemli ama bu işin tabana yayılması, herkesin işine bakarken bir sürdürülebilirlik gözlüğü takması, ben bu ham maddelerini ne kullanabilirim? Lojistik proseste bunun yerine neyi yapabilirim? Ya da finansta aslında bu fon yerine hangi fona gidebilirim? Pazarlamada hangi sözcük yerine diğerini nasıl tercih edebilirim? İnsan kaynaklarında ben bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerine nasıl hizmet edebilirim? Bakış açısını aslında sergileyebilmek için de biz bu sürdürülebilirlik okulunu kurduk. Burada şu ana kadar 3999 saat eğitim verdik. Bu hiç bitmeyen bir süreç. Bu devam ediyor başladıktan sonra ve ölçüyoruz. Biz normalde eğitim çalışmalarında hasbelkader de çok yer aldım bugüne kadar. %10 bilgi artışına genelde bayağı başarırız. Hocam bana kızacaktır büyük ihtimalle ama. Yok, gayet güzel. Biz burada %26 bilgi artışı elde ettik. Ön ve son test yöntemiyle bilgi artışımızı da ölçüyoruz ve arkadaşlarımıza içerikle ilgili onlara faydasını ve memnuniyetlerini de soruyoruz. Ve %95 memnuniyet oranına da ulaştık ve bunu devam ettiriyoruz. 15 bin arkadaşımız bu süreci yakalayana kadar son slaytım hızlıca size çok vaktinizi almadan devredeceğim. Ve bunun yanı sıra sadece eğitimle bu kültürel dönüşümün olmayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunun yanı sıra aslında iç paydaş katılımını sağlayacak platformları yaratabilmemiz
çok önemli. Bunu çekici hale getirebilmemiz çok önemli ve biraz daha derinleşebilmemiz çok önemli. Bizim içeride birden fazla platformumuz var. Mesela çalışan mutluluğu takımımız var. Aslında sürdürülebilirlik çalışmalarımızın içerisinde yönetişime, katılımcı yönetişime hizmet etmek için hem çalışma arkadaşlarımızın mutluluğu için çalışıyorlar hem de yönetişim performansımıza katkı yapmak için çalışıyorlar. Bunun yanı sıra özel günlerin gücünden sürekli yararlanıyoruz. Sürdürülebilirliği sürekli kurumun gündeminde tutuyoruz. Sivil toplum kuruluşları, akademi hepsiyle sürekli işbirliği yapıyoruz. Bir sosyal liderler projemiz oluyor. Hepimizin aklına ilk gelecek isim Itır Hoca'yı davet ediyoruz. Sosyal liderlerimizle buluşturuyoruz. Sosyal etkiyi nasıl yönetiriz diyoruz. Mimari perakende için çok önemli. Hemen gidiyoruz Mimar Sinan Üniversitesi'ne, iç mimarlık bölümüne diyoruz ki hocam gelin biz hep birlikte mağazalarımızda bir workshop yapalım. Mimari ve görsel tasarım ekiplerimizde iklimlendirme, aydınlatma ve diğer sistemlerimizi sürdürülebilirlik gözlüğüyle nasıl bakalım arkadaşlarımızla değerlendirelim diyoruz. Dolayısıyla komitelerimiz de var. Tüm arkadaşlarımız da emeğini koyabileceği platformları bu kültür dönüşüm projemiz içerisinde bulabiliyorlar ve arkadaşlarımızın katkısında böylelikle sürdürülebilirlik çalışmalarımıza koyuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Uzu, tebrik ediyoruz. Yani eğitim sorununu çözmenin çok güzel bir uygulamasını yapmışsınız. Bu eğitimle yapılan çözümler belki uzun süreç gibi görünebilir ama kesin sonuçlara ulaşıyor. Tekrar tebrik ediyoruz sizi örnek bir kuruluş olarak. Çok teşekkürler. Efendim, tekstil teknolojisinden biz bahsettiğimiz zaman her zaman deriz ki öğrencilerin elyafı, elyaf Arapça bir kelime biliyorsunuz lifler demek. Lifi iyi bilmesi lazım. Lifi iyi bilmezse teknolojiyi fazla bilmesinin de pek bir yararı olmaz. Hatta günümüzde değerli arkadaşlarımız kimyasal olarak da bir takım takviyelerde bulundular ama ana hedeflenen hani tailor-made dedikleri amaca uygun özelliklere sahip lifi imal edip o lifi kullandığınız zaman birçok özelliği de beraberinde ürüne aktarmış oluyorsunuz. İşte bu örnekle ilişkili olarak da değerli arkadaşımız Kadir Cesur, umorfil lifini bize bugün anlatacak. Yani umorfil lifi esas itibariyle viskoz esaslı ama o lifi kazandırdıkları, imalat sırasında kazandırdıkları özelliklerin ürüne yansıması açısından çok güzel bir örnek. Artı bir de onu bir kombinasyonla bir de gümüş lifi diyor. Gümüş lifini dedi ben diyor bunu beraber kullanırsam değişik bir ürün elde ediyorum. Bakalım neymiş anlatmak istediği. Buyurunuz. Çok teşekkürler hocam. Herkese merhabalar. Ben daha da kısa tutmaya çalışacağım. Biz tekstiloloji olarak buradayız aslında. Diğer şimdiye kadar yapılan kurumsal sunumların aksine aslında startup firması olarak başladık. Ortağım Yılmaz Kandiş, o da burada. 25 senelik üniversite arkadaşım. Sağ olsun Bülent Bey de, Bülent Hocam da bizim 25 senelik hocamız. 7 sene önce kurduk. Olsun da detaya girmeye gerek yok. 7 sene önce başladık bu şeye. 7 sene önce başladığımızda da partnerlikler üzerinden sürdürülebilir ve fonksiyonel tekstillere odaklanarak hareket ettik. Mottomuz sadece buydu. Sürdürülebilir ve fonksiyonel tekstiller. Ve bunu uzun dönemli gerçek ilişkiler kurarak yapmaya çalıştık. Bundan sonra da böyle devam etmeye çalışacağız. Bünyemizde birçok aslında teknoloji var. Yani biraz daha özgürüz diğer firmalara odak oranda. Çünkü bizim bir üretimimiz yok. Ama birçok çözümü bir araya getirebiliyoruz uluslararası boyutta. Hem benim hem Yılmaz'ın hem Uzak Doğu tarafında hem Brezilya'ya kadar çok geniş bir ilişki ağı var. O ilişki ağıyla o çözümleri Türkiye'de uygulatmaya çalışıyoruz. Umorfil var, bitkisel doğal boyalar var. Aslında başlı başına bir konu olacak bugünkü konulara çok uyumlu püskürtme boyama teknolojisi var. Ki hani 120 litrelerden bahsediyoruz, 60 litrelere düşümden bahsediyoruz. Burada biz 15-16 litreye kadar düşürdük boyama prosesini bu sistemle. Bir de vegan deri. Bu da Brezilya'daki partnerimizle birlikte poliüretan içermeyen biyobazlı lateks ve organik pamuğun birleşmesiyle elde edilen bir teknoloji.
Bugün burada umorfilden bahsedeceğim. Umorfil aslında bir ihtiyaçtan oluşturulan bir ürün. Umorfilin mucidi bir biyolog. Tayvan Üniversitesi'nde biyoloji uzmanı olarak çalışıyor. Kendisinde ve çocuğunda cilt alerjisi problemi var. O problemi çözmek için sürdürülebilir bir çözüm arayışına giriyor. Kolajeni tekstil malzemesine entegre etmeyi düşünüyor. Ve bunu entegre ederken de atık diye nitelendirdiğimiz balık pulunu kullanmayı tercih ediyor. Dünyada 2018 figürlerine göre yaklaşık 82 milyon ton civarında şeylerde, çiftliklerde istilen balık var. Bunun %1 ila 5'i balık pulu ve kullanılamayan bir aslında atık. Buradaki amacımız bu balık pulunu tekrar döngüsel ekonomide daha faydalı bir hale dönüştürebilmek. Buraya da geçiyorum. Bu balık pulu aynı zamanda toprağı da kirleten bir atık. O yüzden hem Japonya hem Tayvan'da hükümet tarafından da desteklenen bir proje. Bu balık pulunun tekrar döngüsel ekonomiye katılması. Fakat tabii sürdürülebilirliğin ötesinde çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Yani normalde selülozik elyafta biraz önce verdiğim şişede gördüğünüz gibi iki tane bileşen var. Bir tanesi selüloz yani ağaç kaynak olarak sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen işte FSC sertifikalı ağacı balık pulundan elde edilen kolajen peptitle entegre ediyor. Ve bu entegrasyon sonunda aslında biyonik bir elyaf oluşuyor. Biz o yüzden buna biyonik umorfil beauty fiber diyoruz, güzellik elyafı diyoruz. Çünkü hem cilt alerjisini engelliyor, cildin nemini ve güzelleşmesini sağlıyor. Bununla ilgili biraz sonra zaten test raporlarını da paylaşacağım. Kötü koku oluşmasını engelliyor. Bunlar hem asidik hem bazik ortamda, yani insanların ter seviyeleri farklı. İki ortamda da kötü koku oluşmasını engelliyor. Yaşlı insan kokusu denilen bir koku var. O kokunun oluşmasını engelliyor. Sigara kokusunun üzerinde kalmasını engelliyor. Fonksiyonel açıdan da çok enteresan bir yapısı var. Antistatik ve çevre dostu çünkü %100 biyo çözünür. Ve zaten biyolojik ürünlerin entegrasyonuyla elde ediliyor. Umorfil şimdiye kadar yaklaşık 10 sene oldu teknoloji geliştireli. Birlikte hareket ettiğimizde 7 sene oldu aslında. Avrupa ve Türkiye'de Umorfil'in partneriyiz tekstiloji olarak. Onların hem tedarik hem değer zincirini aslında yönetiyoruz bir partner olarak. Birçok marka şimdiye kadar adapte etti. Çok yakın zamanda İsveç'te NAKD markası da kendi koleksiyonuna, kapsül koleksiyonunu koydu. Giderek de artıyor. Fakat bunun birçok elyafla karışım, her elyafla karışım yapılabiliyor ama birazcık da medikal tarafta çok daha özel bir karışımı da gerçekleştirdik. O da aslında biraz önce bahsettiğim uzun dönemli gerçek ilişkiler dediğimiz Texcel firmasıyla aslında yaptığımız, konuştuğumuz, sağ olsun Yavuz Bey'in de ilk Umorfil'i anlattığımız zaman verdiği desteğin de etkisiyle Umorfil ile gümüş ipliğini karıştırdık. Daha doğrusu Texcel'in fikriydi bu. Bu şekilde gümüş ipliğin birçok özelliği var. Özellikle medikal seviyede antibakteriyel, antifungal olması ve radyasyonları engellemesi gibi. Ama Umorfil'in orada dengelediği şey hem gümüş ipliğinin oranını azaltma imkanını sağladı. Ciddi bir ticari nem oranı yüksek olduğu için gümüşün etkinliğini arttırdı. Hem de çok daha cilde dost ve çok daha güzel görünür, çok daha güzel tuşesi olan ürünler ortaya çıktı. Yapılan karışımda da optimum olarak %60 umorfil, %35 pamuk ve %5 saf gümüş karıştırıp şu an zaten kendileri tarafından da pazarlaması yapıyor. Hatta girişte görmüşsünüzdür, hemen girişte sol tarafta gümüş renginde melanj bir kumaşla yapılmış güzel bir tasarımımız var. O da bu kumaşlardan yapılan ürünler. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Evet efendim, bu geçenlerde Canan Karatay Hoca'yı izliyorum televizyonda. Bu kolajen diye oturdu kalkmadı. Kolajen de kolajen, kolajen de. Yani bunu da siz lifo monte etmişsiniz. Herhalde cildin değen kısımlarında kolajenin böyle bir pozitif etkisi de var. Cildteki nem oranını artırıyor ve ciddi anlamda evet.
aslında iyileşmeye de yardımcı oluyor. Bunu Canan Hoca'ya da bildirmek lazım. Yani evet. Sadece tıbbi malzeme olarak değil. Tabii bu arada gümüşün de çok önemli katkısını ikisini birleştirmişler. Bir de bu cep telefonları falan biliyorsunuz elektromanyetik dalga açısından son derece ciddi etkileri var. Ona karşı koruma açısından da gümüş lifinin kullanılması önemli ve artı bir avantaj da sağlıyor sanırım. Çok teşekkür ediyoruz. İlginç oldu. Biz de bayağı böyle bir rehavetten de kurtarmış oldunuz. Şimdi bu kurtulduğumuz rehaveti daha dinamik bir şekilde devam edelim. Lifin izlenmesi yani Fiber Trace firmasından Sayın Hakan Can Bolat Bey bize izlenebilirlik konusunda güzel bir sunum yapacak sanıyorum. Buyurunuz efendim. Teşekkürler. Sayın Bülent Bey ve Nilgün Hanım, buraya beni davet ettiğiniz için, konuşma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün sizle Fiber Trace'in tekstile izlenebilirlik çözümleri hakkında konuşacağım. Dört başlık altını atacağım. İlk başta Fiber Trace hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Böyle bir teknolojiye çözüme niye ihtiyaç duyuldu? Fiber Trace'in sunduğu çözümün başlıca avantajları, teknolojimizin çalışma esasları. Öncelikle Fiber Trace hakkında size kısa bir bilgi vermek istiyorum. Fiber Trace, Avustralya'da Sound and Pastoral Company tarafından kurulan tekstilde izlenebilirlik sektöründe faaliyet gösteren bir teknoloji şirketidir. Sound and Pastoral Company aynı zamanda Good Earth Cotton markası altında dünyanın ilk iklim pozitif ve izlenebilir pamuğunu üreten bir firmadır. Fiber Trace bu teknolojiyle elyafın ham madde aşamasından son tüketiciye ulaşana kadar elyafların içeriğini ve karışımlarını doğrulayan, fiziksel ve dijital izlenebilirliği birleştiren ileri düzey izlenebilir çözümleri sunmaktadır. Fiber Trace'in kurulmasının ana gayesi ilk başta ürettiğimiz yüksek kaliteli ve verimli Good Earth Cotton pamuğumuzu katma değerini korumak ve tarladan çıktıktan sonra tedarik zincirindeki hareketlerini ve diğer elyaflarla karışımını izlemektir. Bu teknolojinin ilk denemeleri Avustralya'daki markalarla birlikte, şeffaflığa önem veren markalarla birlikte yapılmıştır. Daha sonra bu teknolojinin... Daha sonra bu teknolojinin sadece pamukta izlenebilirlik sorununu Good Earth Cotton pamuğumuzla çözmekle kalmayıp, aynı zamanda doğal ve sentetik elyaflarla bütün tekstil ve moda endüstrisi için çözüm sunacağı büyük bir potansiyel gördük ve kendi pamuğumuz haricinde diğer doğal elyaf ve sentetik elyafları da işaretlemeye başladık. Misyonumuz sektörün yol açtığı olumsuz çevresel etkileri azaltmakla beraber tüketicilerin gerçek anlamda sürdürülebilir tedarik zincirini seçmesine olanak sağlamaktır. Dayanıklı teknolojimiz geri dönüşüm sonrasında bile etkilidir. Öyle ki elyaf, iplik, kumaş, konfeksiyon üreticilerini, markaları ve perakendecileri tek bir çatı altında ham maddeden mağazaya kadar uçtan uca bağlayarak ürünün izlenebilirliğini koruyacak şekilde geliştirilmiştir. Bu sayede Fiber Trace markaların üreticilerin çevreye duyarlı kararlar almasında ve tüketicinin daha bilinçli alışveriş yapmasında yardımcı olmaktadır. Böyle bir çözüme niye ihtiyaç duyuldu? Bilindiği gibi Avrupa ve Amerika başta olmak üzere dünyada değişen çevre ve tedarik zinciri yönetmelikleri ve bu yönetmelikleri yerine getirmek için izlenebilirlik teknolojisi çözümlerine sahip olmak artık zorunluluk arz etmektedir. Çevresel ayak izi, Digital Product Passport ve Due Diligence Law gibi yönetmelikler artık bunu zorunlu kılmaktadır. Sürdürülebilir elyafla ilgili tartışmalar arttıkça ve markalar için ana başlık haline geldikçe müşterilerin bir elyafın başka bir elyaftan çevresel veya toplum üzerinde daha az yük getirdiği ve hangi iddiaların bilimsel veriyle desteklendiği konusunda nasıl ayrıldıklarına dair markaların güven kazanmalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Sadece konfor veya görünüme değil, daha ötesine bakan ve çevresel veya sosyal uyumlu konularına sorgulayan yeni bir tüketici nesline sahibiz. Günümüzde statükoyu sorgulamaktan korkmayan bir müşteri grubu var ve bu iyi uygulamalarla katılan markalar ve tedarik zincirindeki aktörler için öne geçme fırsatı sağlamaktadır. Güvenilir tedarik zinciri verilerini toplamak ve markalara iletişimde güven sağlamak için güçlü izleme yöntemleri gereklidir. Fiber Trace Verified bu konuda en iyi çözümü sunmaktadır. Bu kapsamda şirketlerin dijital ürün pasaportu kavramı, ürünlerin yaşam ömrü, kökeni, etkisini detaylandıran bir konu olarak hayati önem kazanmaktadır.
Dijital ürün pasaportu sayesinde şirketlerin döngüsel ekonomi modellerini desteklemesi, sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmesi, tüketicilerin ise ham maddeden mağazaya kadar izlenebilirliği ve ürün şeffaflığını görebilmesi, ayrıca yeşil yıkamanın azaltılması sağlanabilecektir. Dünyanın ilk iklim pozitif pamuğu olan Goodert Cut'ın, her hasatta 4500 aracın karbon emisyonunu sıfırlayarak iklim değişikliğiyle mücadelede katkıda bulunmaktadır. Ürünlerin küresel tedarik zincirin, tekstil tedarik zincirinde hareket ederken tarla seviyesindeki emisyonlardaki çevresel etki verilerini ve elyafın içeriğinin ve miktarının doğrulanması sağlanmaktadır. İzlenebilirliği ve şeffaflığı garanti etmenin tek yolu, fiziki olarak izlenen elyafı dijital ortama bağlamaktır. Fibertrace tam da bu aşamada uygun çözüm sunmaktadır. Platformumuzun içinde Fiber Impact Modül, tüketicilerin giydiği kıyafetlerdeki çevresel etkileri anlatmak için geliştirilmiştir. Geliştirdiğimiz bu modül, karbon emisyonları, su kullanımı ve enerji tüketimi dahil olmak üzere çiftliklerden etki verilerini toplayan ve birleştiren entegre bir sürdürülebilirlik benchmarking platformudur. Bizim çözümümüz Greenhouse Gas Protocol tarafından da desteklenmekte ve üçüncü taraflar tarafından doğrulanmaktadır. Bu alanda oyun değiştiren çözümümüz fiziksel izlenebilirliği dijital platforma bağlamaktadır. Çevresel hedefler, etik çalışma koşulları ve elyaf içeriğinin kökenleri hakkında yapılan her türlü sürdürülebilirlik iddiası somut kanıtlarla doğrulanabilmektedir. Tarayıcılarımız tedarik zincirinin her aşamasında elyaf içeriğini ölçebilir, doğrulayabilir. Bu da herhangi bir etik dışı karışımın ve kontaminasyonun oluşması durumunda sistemimizde hemen işaretlenir. Yapay zeka destekli portalımız, kıyafetlerin baştan sona yolculuğu hakkında dürüst bilgileri, kullanılan elyafların şeffaf bilgilerini, ayrıca çevre üzerindeki etkilerini paylaşmalar için müşterilerine imkan sağlamaktadır. Bilindiği gibi gerçek izlenebilir bilgi olmadan birçok marka için müşteriye doğru bir mesaj vermek son derece zordur. Geliştirdiğimiz Fiber Impact Modül, elyafın gerçekten ne olduğuna dair doğrulanmış bilimsel bir anlayışla elyafların kökenlerine tarla ya da ham madde seviyesine kadar inerek tüm paydaşlara gerçek veri sunmaktadır. Fibertrace, markalara tedarik zincirinin tam sorumluluğunu verir, müşterilerine tartışılmaz bilim temelli, üçüncü tarafça doğrulanmış yöntemlerle dürüst ve etkileyici hikayelerin iletilmesini sağlamaktadır. Eğer elyafın üretilmesinde çevresel etki hakkında bilgi üretebilir ve bunu dijital ve güvenli bir şekilde saklayabilirsek, tekstil ürünlerini çevreye zarar vermeden ya da emek sömürüsü yapmadan ürettiklerini doğrular, sadece sürdürülebilir uygulamaların teşvik edilmesini sağlayabiliriz. Bu tür bir şeffaf izleme ile tüketiciler markaların etik ve sürdürülebilirlik iddialarına daha fazla güven duyabilirler ve markalara olan sadakatleri güçlenebilir. Bu da sektörde arzu ettiğimiz temel amaçlardan biridir. Geliştirdiğimiz çözümle markalara bilimsel verilerle dürüst, şeffaf bilgiyi tartışılmaz bir formatla iletişim kurma araçlarını sağlayarak tedarik zincir noktalarını bağlama ve bu süreçte oluşabilecek yanıltıcı bilgi ve yanlış verileri ortadan kaldırma fırsatı vermekteyiz. Fibertrace, müşterilerine Fibertrace pigmentleriyle işaretli giysilerin döngüsellik aşamasına girmesi ve herhangi bir yeni geri dönüştürülmüş giyside bulunan geri dönüştürülmüş kumaş oranını gerçek zamanlı olarak ölçme fırsatları da sunmaktadır. Bu fiziki ve dijitali bir araya getirerek ve elyaf içeriğinin ölçülmesiyle sağlanmaktadır. Bu suretle Fibertrace firmalara ürünlerinin yaşam döngüsünden sonra nereye gittiğini anlamalarına yardımcı olmakta, geri dönüşümü, yeniden kullanımı ve atığı azaltarak ve daha sürdürülebilir bir yaşama benimsemelerini teşvik etmektedir. Fiziki, pigment ve dijital blockchain arasındaki ilişkiye dayalı olarak inşa edilen sistemimiz başlıca şu imkanları sağlamaktadır. Ürünlerde sahtekarlığı ve kopyalanmayı zorlaştırır. Tekstil ürünlerine unique ID atayarak sahtecilerin orijinal ürünün tam özelliklerini yeniden üretmesi neredeyse imkansız hale gelir ve marka değerinde ve itibarını korur. Üreticilerin ve markaların ürünlerine katma değer ekleyerek rakiplerin öne geçmelerini, pazar paylarını ve satışlarını arttırmayı sağlar. Fibertrace, markaların rekabetçi ve kalabalık bir pazarda kendilerini ürünlerin rakiplerinden ayırt etmelerine ve bilinçli tüketicilere hitap etmelerine yardımcı olur. Şeffaflık ve hesap verilebilirliği sağlar. Ürünün menşesini gerçek zamanlı fiziksel olarak doğrulayarak ve izleyerek muhtemel riskleri ve reklamasyonları azaltır. Fibertrace markaları güçlendirir.
tüketicilerin güvenini artırır ve tekstil endüstrisinde şeffaflık ve sorumluluk sağlar. Tüketicilerin markalarının ürünlerinin nereden geldiği, içeriğinin ne olduğu, ne zaman, nerede, hangi işlemlerden geçtiği, nasıl yapıldığı ve kimin yaptığı konusunda daha şeffaf bir şekilde bilgilenmelerine imkan sağlar ve bu şekilde tüketicilerin bilinçlenmesine katkı sağlar. Tedarik zinciri yolculuğunu ve son tüketiciye kadar paylaşır. Sosyal ve çevresel etik değerleri korunmasına katkıda bulunur. Kullandığımız teknolojinin ana esaslarından bahsedeceğim. Kullandığımız teknoloji üçe ayrılmaktadır. Elyafın içine gömülü seramik bazlı pigment, elyafın içeriğini gerçek zamanla doğrulama yapan, fiziki izlenebilirliği sağlayan ve pigmenti aktive eden Bluetooth tarayıcı, dijital izlenebilirliği sağlayan blockchain destekli yazılım platformumuz. Bluetooth tarayıcılar ürünün menşeinin doğrulanması, çevresel etki, lokasyon, elyaf karışım oranı, fabrika sertifikası ve daha fazla bilgileri blockchain platformuna gönderir. Tüm bu bilgiler blockchain'e kaydedilir ve daha sonra markaların tüketicilerle deneyimlemesi için kullanıcı dostu bir yolculukla tekrar birleştirilir. İleri seviye izlenebilirlik teknolojisi sağlayıcısı olan Fibertrace, markaları doğru bir şekilde izlemelerine, doğrulamalarına, paylaşmalarına ve elyaf seçimlerini tanıtmalarına olanak sağlayan bir araçtır. Sadece bu şeffaflığın gücüyle Fibertrace, global moda ve tekstil endüstrisinin uyumluluk ve operasyonel verimliliğinin artırılmasına yardımcı olabilir. Fibertrace markaları ve perakendecilere gerçek tedarik gözetimini, elyaf içeriğini ölçme ve deneyimleme yeteneğini, doğal ve sentetik elyaflar için birincil etki verilerine erişimini sağlar. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Can Bolat. Çok güzel bir sunumdu. Özellikle izlenebilirliğin pratik uygulamasına örnek oldu. Efendim, ben... sizdeki bu dinamizmi görünce diyorum ki bir panel daha yapar mıydık acaba? Ama gerçekten ilginize çok teşekkür ediyorum. Ama bu ilgiyi de sağlayan değerli konuşmacılarımıza teşekkür ediyorum. Onların konuşması sizi diri tuttu. Hocam müsaadenizle uzatmadan sözü size bırakayım. Kapanış konuşmalarını yapmak üzere ben de Sayın İlgün Özdemir Hanım'a sözü takdim etmek istiyorum. Evet. Değerli katılımcılar, saati olmayanlara ben saati bildireyim. 7:06 geçiyor. gerçekten çok teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. En azından bizim göstermiş olduğumuz bu hassasiyete cevap verdiğiniz için, bizi çok mutlu ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Biz bu gerçekten sempozyum için çok hazırlandık. Güncel olalım istedik. Bakanlıklarımıza ricada bulunduk. Hepsini istediğimiz düzey olmasa da çok güzel bilgiler verdiğine inanıyorum. Hepsi kırmadılar, geldiler Ankara'da ama bütün gün bizimle paylaştılar. Burada en önemli mesajımız şu: çok değerli konuşmacılarımıza bu linki oluşturmuş olduk. Sizler her halükarda soracağınız sorular, hele komutanım başımız üstüne, yani bu saate kadar bizlerle beraber kaldılar. Çok teşekkür ediyorum. Belki soru da vardır aklınızda. Komutanın burada mevcudiyetinin sebebi çok önemli. Şartnamelere göre alım yaptıklarında tekstil ürünlerinin nasıl sürdürülebilir olduğunu bu saate kadar izlediler. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bu birliktelik güzel. Her kesimden, her düzeyden, kamudan, akademisyenlerden, sanayiciden, STK'lardan herkesin burada olup sizleri bilgilendirmesi, link oluşturup sizden gelecek sorulara cevap vermesi, ama çok önemlisi bakanlıklar giderken şunu söyledi: İyi ki gelmişiz, sanayinin içerisinde olduk. Neler konuşuluyor, neler ediliyor, beklentiler neler, onları dinledik. Bu da çok önemliydi. Bir sempozyumun sonuna daha geldik. Ben bütün katılımcılara, sizlere, konuşmacılarımıza,
çok kıymetli Ekotex aileme çok teşekkür ediyorum. İHKİB'e, başkanlarımıza bize bu fırsatı verdikleri için. Umarım bir sonraki sempozyumda çok daha güzel konularla Ekotex karşınızda olacaktır. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.